yaradan doğdular. Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah. 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 Gözünden ilk yudumlar hakkına, kanallıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Haberirken ilk cezandan ilk duyduğum kelamdan. Göze gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Göze gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözde gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözde gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Hem doğurdum, hem büyüttüm, ısmarladım, verebilirim. Vatan için bütün yalan, yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın, peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden eşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Müslümanlara, destanlara, hasıplara bismillah. Ocaklara, Oh,
sanki kahramanlar aykırısın. Fakat ne yazık ki bugün sen değilsin. Dün hayat seslerini yetiştirdiğin Avrupa'da bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde, ecdadın inlemekte ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kızmaktasın? Neden? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 09 Eylül 2015 günlerden Çarşamba saat 12.01 İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM TV ve Radyo FSM canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler. Hayırlı haftalar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız gazetecilik gözüyle Türkiye programı başlıyor efendim. Bendeniz FSM TV ve Radyo FSM genel yayın yönetmeni Hayrullah Çalışır. Güzel bir canlı yayın yapabilmenin huzuru içerisindeyiz inşallah. Evet, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Rabbim milleti İslam'ı sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın diyoruz efendim. Ayırmasın diyoruz efendim. Evet. Güzel bir yayın işleyeceğiz. Bugün gazetecileri alacağız. Gazetecilerimizin mesajlarını okuyacağız. Saat 12.15 gibi Ramazan Narin Başkanımı alacağız. Bandırmadan mültecileri işleyeceğiz. Türkiye'nin bugünkü durumunu işleyeceğiz. Yani dilimizin döndüğü kadar sizlere faydalı olabilmenin huzuru içerisindeyiz inşallah. Saat 13 gibi, 13 ile 14 arasında da yine Kayseri'den Ömer Faruk Telli, gazeteci ve yazar, değerli kardeşim başkanımızı alacağız inşallah. O da yine bizimle FSM TV'de canlı yayında konuğumuz olacak. Rabbimizin izniyle inşallah. Her zaman olduğu gibi bugün biraz geciktik. 11.30 gibi, 11.15 gibi başlayacaktık ama işte bazen böyle teknik çalışmalarda böyle sıkıntılar oluyor. Hemen efendim sizden gelen mesajları okumaya gayret edelim ve canlı yayınımızı devam edelim efendim. Allah razı olsun. Evet. Değerli hocamız Marmara Üniversitesi'nde okumuş Muhsin Başkanımızın çok değerli arkadaşlarından, duayenlerinden Ahmet Türk'ün bir yazısını okuyoruz efendim. Evet. Ve size de özellikle selamları var. Kolay gelsin diyor. Tüm izleyicilerimize ve dinleyicilere selamlar gönderiyorum. Hakkınızı helal edin. Bir gıcık geldi bugün. Marmara Üniversitesi'ndeyim. Bayrama kadar seminer dersi veriyorum. Yüksek lisans öğrencilerine ara verdik. Birazdan gireceğim derse. İnşallah müsait olursam da katılsam olur mu dedi. Müsait zamanda dedi ve biz de eyvallah dedik. Allah razı olsun dedik değerli hocama. Evet. Dedik ise bize borcunuz var. Canlı yayın borcunuz var. Onu da söylemiş olduk efendim. Evet. Vakit kaybetmeyelim. Hemen gazetevahdet.com'da da aynı zamanda yazar değerli hocamız. Dağlıca'daki kayıplarımızla ve bölgeyle alakalı 26 saat sonra yapılan ilk resmi açıklama sonrası kameraların karşısına geçen başbakan aynen şöyle dedi. Yüksekova, Kamışlı ve Dağlıca hattındaki yolun güvenliği kontrol altına alınmıştır ve burada şehit düşen kahraman askerlerimize ulaşılmıştır. Başbakan bu açıklamayı yaparken internet medyasına şehitlerimizin naaşlarına nasıl ve kimler tarafından ulaşıldığına dair görüntüler servis edilmeye başlandı. Gördük ve anladık ki başbakan doğruları söylemiyor. Meğerse Kamışlı ile Dağlıca arasındaki kontrol
hala işgiyadaymış. Gördük ki olayın vuku bulduğu bölgeye güvenlik güçlerimiz girememiş. Mehmetçiklerimizin olay mahallindeki naaşları ise eşkıyadan icazetli köylüler tarafından alınıp pikaplara bindiriliyor ve ta yüksek ovaya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Bu görüntülerdeki ilk ayrıntı Dağlıca saldırısının kendisi kadar beni sarstı. İlki şehitlerimizin naaşlarının HDP'li Esat Canan öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi. İkincisi de Mehmetçiğimizin hak naaşlarının yerlerinden alınıp pikap kamyonetlerinin arkasına konulurken müsterinin meşe yapraklarıyla örtülmesi. İşte bu sahne yüreğimi dağladı. Bu ülkenin en mühim siyasi analistlerinden biri olan Serhat Semen ağabeyimin dediği gibi aslında bu meşe yapraklarının örttüğü Mehmetçiğimizin aziz ve pak naaşı değildi. Bu meşe yapraklarının örttüğü devletimize ve aziz milletimize birilerinin yaşattığı utançtı. 6 Eylül 2015'te ki Elim Dağlıca vakası ve sonrasında yaşanılanlar adeta bana dejavu yaşattı. O gün yaşanan belirsizlikler, bilgi kirlilikleri, çeşitli açıklamalar, manidar suskunluklar, ileri görülen bahane ve gerekçeler, endişeler, korkular, en önemlisi ise kimin elinin kimin cebinde belli olmadığı bir süreç yönetimi aklıma 25 Mart 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun bindiği helikopterin kınına uğratıldığı hadise sonrasında yaşanılanları getirdi. Muhsin Başkan ile Dağlıca orijinli hadiseler arasında ilginç bir bağ var. 2007'de 12 şehit verdiğimiz Dağlıca Başkanı'ndan baskın vuku bulduğu sırada bizzat Dağlıca komutanlarından biri aracılığıyla haber alan ve ivedilikle devleti yönetenleri ve Genelkurmay Başkanı sıcak yataklarından kaldırarak haberdar edip duruma vaziyet edilmesini çağlayan kişi Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Muhsin Başkan'ın 2009'da Kara Yakup Tepesi'nde maruz kaldığı ihmal ve kasıtlarla dolu şehadeti sonrası yaşanılanların bir mezarına 6 Eylül 2015'te Dağlıca şehitlerine de maruz kaldı. Öyle ki Muhsin Başkan ve Dağlıca şehitleri kendi öz yurtlarında naaşlarına ulaşılmasında bile benzer makus akıbeti paylaştılar. Nasıl ki her türlü imkan seferber edilmiştir denilip Muhsin Başkan'ın naaşına 47 saat ulaşılamamış. Sonunda Döngel Köyü muhtarı ve köylüler tarafından bulunduysa devlet bölgeye hakim ve elinden gelen her türlü imkanı seferber etmiştir denilen Dağlıca Vadisi'ndeki Mehmetçiklerimizin naaşlarının bir kısmına da 26 saat sonra Bostancık Köyü muhtarı ve köylüleri ulaştı. Ülkeyi yöneten siyasiler yalan söyler mi? Söyler. Söylediğini 25 Mart 2009'da defalarca şahit olduk. Peki siyasi aktörlerin söylediği yalanlara devlet iştirak eder mi? Zinhar etmemesi lazım. Ama ettiğini 25 Mart 2009 ve sonrasında işletilen idari ve adli süreç gördük. İşte siyasi aktörler ve devlet arasındaki bu kirli korelasyon 6 Eylül 2015 Dağlıca vakası ve sonrasında da işletilmeye başlandı. Binlerce yıllık güçlü bir devlet geleneğimiz nüfuz, zuhur, yalan, iştirak, ittifak ve iştirak adetiyle ağır hasar aldı. Hülasa sanki koca koca gölgeleriyle her daim güneşimizi kesen oyun kurucuların ellerinde tutuşturdukları yol haritalarını ve endeksli iktidar sahiplerinin sevk ve idare ettiği bir gazino içinde hapsedildik. Bu gazino içerisinde oyunculuğundan ziyade talihine güvenen kumarbazlar tarafından yönetildiğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Burada milyonlarca insanın malından, değerlerinden, hatta canından olmak üzere her geçen gün daha fazla kaybediyor ama kazanan daima kasa oluyor. Galiba en doğrusu ve bundan sonra bize düşen geride kalanlara ve bu duruma da razı olanlara sabır değil, bol şans dilemek. Evet,
Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Değerli hocamın yazısını okuduk. Bu yazının üzerine yani herhangi bir söyleyecek durum göremiyorum, bulamıyorum efendim. Evet. Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Rabbim milleti İslam'ı sırat-ı müstakim yolundan, sırat-ı müstakim yolundan, sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. Kendimize gelmeyi, özümüze dönmeyi, Allah için birbirimizi anlamayı Rabbim bizlere nasip etsin. Hani diyoruz ya, hainler, iki yüzlüler, münafıklar ve bunların şerrinden Rabbim bu aziz milleti de helas etsin. Bu aziz milleti korusun, bu aziz milletimizi korusun diyoruz efendim. Evet. Dağlıca şehitleriyle ilgili değerli hocam Ahmet Türk'ün yazılarını okuduk. Gazetevahdet.com'da sürekli yazılarını da takip etmiş olabilirsiniz, olursunuz. Takip etmenizi de istirham ediyorum. FSM TV olarak değerli hocamın yayınlarını diyorum, yazılarını diyorum efendim. Tamam. Evet. Türkiye ayakta, milleti İslam ayakta ama biz milleti İslam olarak diyoruz ki daha iltilalli, daha sağduyulu, daha vakur olmamız lazım. Daha vakur olmamız lazım. Daha vakur olmamız lazım diyoruz efendim. Dostları da tanıyoruz, düşmanları da tanıyoruz. Her şey apaçık Rabbimiz önümüze gösterdi. Çözüm sürecinin çözüm mü, bölünme mi, çözümsüzlük mü, her şeyi bariz olarak görüyoruz. Bu ortamda bize dost gözükenlerin de dost mu, düşman mı olduklarını da çok iyi bir şekilde görüyoruz. İşte onun için dikkatli olacağız, dikkatli olacağız, dikkatli olacağız. Dış mihrakların oyununa gelmeyeceğiz. Bu aziz milletin, bu aziz milletin, bu aziz milletin Çanakkale'de kaynaştıklarını unutmayacağız. Unutmayacağız, 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 unutmayacağız efendim. Ve diyoruz ki efendim, her şeye rağmen diyoruz. Her şeye rağmen diyoruz. Her şeye rağmen diyoruz. El eleyiz diyoruz efendim. Thank you.
olumsuzluklara rağmen, bütün nifak tohumlarının ülkem üzerinde kara bulutlar yapmasına rağmen, el eleyiz, el eleyiz, kardeşiz, Müslümanlar kardeştir, Arap'ın Acem'e, Acem'in araba üstünlüğü yoktur, üstünlüğümüz takvadadır, bizler Çanakkale'de kardeş olmuşuz, beraber ağlamışız, beraber gülmüşüz, aynı kapta yemek yemişiz, kız almışız, kız vermişiz ama oynanan oyunların da farkındayız. Oynanan oyunların da farkındayız. Ülkemiz üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayız. Evet efendim, canlı yayınımız İstanbul Küçükçekmece 2 TL. FSM TV ve Radyo FSM canlı yayın stüdyolarında devam ediyor efendim. Evet, konuklarımızı alıyoruz. Evet. FSM TV canlı yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayrullah. Evet, bir 19 dakika vaktinizi aldık ama hakkınızı helal edin. Değerli hocam, gazeteci yazar Ahmet Türk'ün yazısını okuduk. Ve o şekilde Dağlıca ile ilgili Muhsin Başkan'ın 2007'deki haberini işlemiş gayet güzel bir şekilde. Yani Evet efendim. Evet, sağ olsun. Allah razı olsun. Ramazan Narin gazeteci yazar Bandırma'dan katılıyor efendim. Ve dün itibariyle de zannedersem resmini koydum. Bayrak elinde değerli başkanım. Zannedersem yine bir mitinge katılmışım. Yani değil mi? Yok, yapmam beni doğru. Miting demeyelim de yani biz ona tabii şehitlerimiz için yürüyüşte o şekilde. Evet değerli hocam, konularımız yoğun. Biraz tabii ki geciktik ama hemen toparlayacak olursak bu hafta neler konuşacağız değerli hocam? Buyurun. Bu hafta ben şimdi tabii ki mülteci konusunu işlemek istiyorduk. Fakat bu Dağlıca ve Uygur Bakkı'ndan sonra yüreğimiz kan alıyor tabii. Şimdi o yüzden önce bu Dağlıca ve Iğdır olaylarını ve Güneydoğu'daki çatışmaları konuşalım istiyorum. Evet değerli hocam. Müsaitsiniz değil mi yani şu an itibariyle yani? Onu da söyleyeyim. Yani vaktimizde kalırsa tamam, müzeyi tamam. Konusuna da değiniriz ama isterseniz önce müzeyi konuşup daha sonra daha önce konuşalım. Tamam, buyur hocam. Yani. Buyur. Şimdi müzeyi konusuna isterseniz önce bir şey yapalım. Uzun zamandan beri Türkiye'de büyük bir müzeyi akımı var Türkiye'ye karşı. Aşağı yukarı 10 milyon civarında müzeyinin Türkiye'de olduğu söyleniyor. Resmi rakamlar tabii ki devletin elinde vardır. Benim elimde yok. Evet efendim, evet. Ben şimdi Türkiye'nin bu konudaki durumunu inceledim. Türkiye dünyada şu anda en fazla müzeyi barındıran birinci ülke durumundaymış. İlginç yani. En fazla yani. Müzeyi barındıran ülke durumundayız. Evet, evet. Dikkat ederseniz Avrupa'da şimdi müzecileri almamak noktasında çok büyük bir mücadele yapılıyor. Gerek Macaristan'da, gerekse Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de. Evet efendim. Müzecileri tutmamak, onları barındırmamak, onları oralarda tutmamak için o devletler veya o devletlerin yönetimleri kendi kanunlarını uygulayarak bir takım tedbirler almaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi önce mantıken ben şunu düşünmemizi istiyorum. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nı biz de yaşadık. Yani her devletin veya milletin tarihinde savaşlar vardır. İşgaller
olabilir. Evet efendim. Şimdi Anadolu'da 1919 öncesinde biliyorsunuz işgal edilmişti. İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar Anadolu'nun değişik yerlerine girmişlerdi. Evet efendim. Şimdi bu dönemde bizim insanlarımız Anadolu'da yaşayan aşağı yukarı nüfusumuz o zaman 10 milyon civarındaydı. Bunun 2 milyonunu 3 milyonunu Trakya tarafından varsaydık 7 milyon da Anadolu'da yaşayan nüfusumuz vardı. Evet. O, Osmanlı'nın bakiyesi olarak biz bu işgallere karşı bulunduğumuz yerlerde direndik. İşte ben Balıkesir'deki Alıcı Mescid'de kurulan Huvayi Milliye ruhunu o yüzden istiyorum. O yüzden onu özellikle söylüyorum. Eğer Balıkesirliler o zaman Yunanlıların İzmir'den Balıkesir'e doğru geldiklerini görünce, evet efendim, şimdiki Suriyeliler gibi veya dünkü Afganlılar gibi, dünkü Peşmergeler gibi, dünkü bilmem kimler gibi ülkelerini bırakıp da çoluğunu çocuğunu yanlarına alarak başka ülkelere göç etseydiler, aynen, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir devlet olur muydu? Aynen. Şimdi Suriye'deki olaylar tabii ki hepimizin canını yakıyor veya üzüyor, en azından insan olarak üzülebiliriz. Ayrı mesele. Aynen, ama aynen. Onlara üzülmemiz demek, ya biz bunları alalım, evlerimize, barlarımıza yerleştirelim, işimizi, aşımızı, ekmeğimizi verelim demek değildir. Aynen. İnsanın her aynen tarafında savaşlar oluyor. Şimdi bu savaşlar karşısında oranın halklarının yapacağı şey mücadele etmek. Şimdi Suriye'de, evet efendim, dışarıdan gelen bir işgal falan yok. Yani Suriye işgal edilmedi. Suriye'de ne oldu peki? Suriye'de yönetime karşı, mevcut yönetime karşı bir takım örgütler direniş başlattılar. Ve hepsi de Müslüman adıyla başlattılar bunu. Şimdi orada El-Kaide ayrı çalışıyor. El-Nusra ayrı çalışıyor. Aynen, aynen. El-Betik ayrı çalışıyor. PYD ayrı çalışıyor. Şimdi burada kendi ülkelerinin insanları ayrı gruplar halinde kendi ülkelerindeki rejimi yıkmak noktasında veya ülkelerinden bir yer kapmak noktasında bir mücadeleye kalkıştı. Ama kendi aralarında birlikte olamadılar. Türkiye onları birlik yapmaya da çalıştı hatta. ÖSÖ diye, Özgür Suriye Ordusu diye bir ordu da kuruldu orada. Evet, evet. O Özgür Suriye Ordusu, yani rejime karşı mücadele edecek olan ordu da tabii ki bu olayları engelleyemedi. Ve oradan büyük bir göç dünyaya, büyük bir göç oldu. Ama dünyaya derken ben bunun en büyük kısmının Türkiye oldu. Yani bir de şöyle bir şey daha var değerli hocam. Akrabalık olduğunu da unutmayalım. Biliyorsun o sınırlarımız Kilis, Gaziantep, Urfa. Müthiş bir akrabalık var orada. Hatta hatırlarsan yıllardır, 50-60 senedir yani bayramlarda biliyorsun ziyaretler oluyordu, sınırlar açılıyordu. Bunu da gözden kaçırmamak lazım değerli hocam. Evet. Şimdi akrabalık konusuna katılıyorum. Çünkü ben Urfa Ceylan Pınar Lisesi'nde öğretmenlik yaptım. Çok iyi. Evet, evet. Çok iyi biliyorsun. Tam da Suriye'nin sınırındaydım. Aynen, aynen. Orada yaşayan akrabaları karşı tarafta Resulayn diye bir kasaba vardı. Suriye'nin kasabası. Evet efendim, evet. O Resulayn'la Ceylan Pınarlılar sürekli olarak birbirlerine gidip gelirlerdi. Yani Pataman dediğimiz o zaman Patapos değil de Pataman dediğimiz bir uygulamayla, gümrük uygulamasıyla birbirlerine geçiş yapıyorlardı. Şimdi evet, akrabalığı kabul edebilirim. Ama akrabaları Türkiye'de diye 10 milyon tane Suriyelinin Türkiye'ye gelip yerleşmesini kabul etmiyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti 10 milyon tane mülteciyi barındıracak, onlara bakacak, onlara iş verecek, aç verecek. Bunda bir cumhuriyet değil. Evet. Şimdi Bulgaristan'dan gelenlere biliyorsunuz bir zamanlar Bulgaristan'dan da buraya bir göç aldık. Selanik'ten de göç aldık. Yani eski Osmanlı bakiyelerinden de göç aldık, yani öyle diyelim. Evet efendim. O aldığımız göçlerde ben bu sıra çok iyi hatırlıyorum. Bulgar göçmenlerine şimdiki TOKİ gibi devlet kurumları ev yapıp vermişlerdi. Onlara mazir evleri diyorduk biz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendileri 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş, maaşıyla biriktirip de bir ev alamamış bir ton insan var. Piyasada ev sahibi olmak kolay mı? Evet, evet, evet. Şimdi dışarıdan gelen bu insanlarımızı
bu şekilde devletin el vermiş olmasını bizim insanlarımız o zamanlar hep kanıksamıştı, yadırgamıştı, kızmıştı. Haklıydı veya değildi, bana göre haklıydı. Şimdi biz dışarıdaki bütün insanlarımızı toplayıp da buraya getirsek, ya onlar bizden, onlar bizim neslimizden, onlar bizim dinimizden, onlar bizim soyumuzdan diyerek. Evet efendim. Veya işte böyle ülkelerinde savaş var, bunlar mağdur oldular diyerek. Onların hepsini buraya getirmemiz demek, yani intihar etmemiz demek anlamına geliyor bana. Evet. Şimdi ben mülteci konusunu şöyle açmak istiyorum. Şimdi babasının partisini bırakıp kaçan Yıldırım Tuğrul Türkeş diye bir siyasetçimiz var, biliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Yani, evet. Şimdi mültecileri anlamak konusunda ben onu örnek vermek istiyorum. O da şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ni bıraktı, kaçtı. AKP ile birlikte hareket ediyor. Veya işte onların hükümetine girdi. Şimdi doğru mu yaptı? Tabii ki bunun kendi arkasındaki tabanı, yani kendi ülkesinin insanları bunu yani, doğru karıştırmıyor değil yani, mi? Yani. Niye bizim babanın partisi madem, babanın ülkesi madem, babanın evi madem için kaçtın gittin deniyor. Ben de şimdi bütün ülkenin evet. arkasında kalan bir insanmış gibi düşünüyorum kendime, empati yapıyorum. Evet. Şimdi diyorum ki arkadaş için kaçıyorsunuz, için gidiyorsunuz. Şimdi bunlar çoğu çocuk başlar. Şimdi Türkiye'ye bu müteci konusunun biliyorsunuz en son işte Bodrum'daki sahile vuran çocuk cesetleri konusu. Aylan Kürdü zannedersen ismi. Evet. Kürdü diye de bir kardeşi vardı. Evet. Şimdi bu çocukların cesetlerinin denizde kıyıya vurmuş olmasından sonra dünya ayağa kalktı veya işte Türkiye bu konuda daha fazla duygulandı. Şimdi bunlar kolay resimler değil, kolay acılar değil. Ama ben şimdi oradaki babayı ve çocukları şöyle tahlil etmeye çalışıyorum. Şimdi iki tane de onunla ilgili örnek haber bulup yayınlamıştım mesela. Balkondan düşen çocuğunu, evet. çocuğunun arkasında atlayıp da çocuğunu havada yakalayıp da yere beraber düşen bir baba. Ve aynı şekilde yine çocuğu balkondan düşerken atlayan bir anne. Aynen. Ve aynen. beraber yere düşmeleri hadisesini, iki tane hadiseyi bir anneyle bir babanın çocuklarını öldürmemek için balkondan onunla beraber aşağıya atlamaları örneğini bir aynen. annelik babalık örneği olarak verdi. Aynen. Şimdi bu sahile vuran çocuk cesedi örneğinde şimdi o çocuğun babası yüzerek kıyıya çıkmış. Şimdi bir baba nasıl olur da denizde karısını bırakıp da nasıl olur da denizde iki tane güzel çocuğunu bırakıp da yüzerek kıyıya çıkar? Evet. Ya ben bu sorunun bir karşılığını istiyorum. Bir babaysanız sizden istiyorum. Yani. Çıkar mısınız Hayrola Bey? Evet, 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 evet. Yani. Ben çıkmam. Aynen, aynen, aynen. Ben o çocuklarımla beraber orada boğulacaksam boğulurum. Kıracaksam kırırım. Onlardan birini bari kurtarmaya çalışırım. İkisini kurtarmaya çalışırım. Onlarla beraber orada bir yerim tutmaya çalışırım. Şimdi sen onları bırakıp da kenara yüzüp çıkıyorsun, arkasından ertesi günü dalgalar senin çocuklarını kıyıya veriyor. Ve sen bunu ajitasyon yapıyorsun. İşte biz Türkiye'den evet. kaçıyorduk da Avrupa'ya geçecektik de Avrupa'dan sonra Amerika'ya geçecektik de Amerika'da ablamız vardı da bizim ülkemizde savaş var. Lan senin ülkende ne savaşı var be? Sen Kobani'den çıkmıştın. Evet, evet. Bak gitti Kobani'ye şimdi aslanlar gibi cenazelerini defnetti. Gitti TB'ye militan olacaktı. Gitti TB'ye militan oldu. Aynen, aynen. Sen tutarsın silahı beline. Şimdi Türk askeri yakalarsa onu öldürmeye çalışacak. Şimdi ama biz bunun çocuklarıyla ilgili bizim ne mecburiyetimiz var? Onu da bota biz mi bindirdik? Biz mi dedik ki arkadaş bin bu bota gelirim ben gidin Yunanistan'a mı dedik ya? Evet, evet. Biz demedik kendimiz ulan biz bunlara ülkemizi açtık. Çadır verdik, ağaç verdik, sağlık imkanlarımızı bedavadan hizmetlerine sunduk. Bir kısmı Suriye mültecilerin bir kısmına maaş da bağlandığını biliyorum. 400 lira, 475 lira gibi maaş da bağlandığını biliyorum. Evet, evet. Şimdi kimlikler de veriyorlar hocam. Abi. Böyle hak veriyorlar. Okullara kayıtlar başladı. Yani burada İstanbul olarak
çocukları yani kimlik alanla ama kendi özel kimliği bizim kimliklerimiz değil de bu kimlikleri olanlara ve ikametgahları olanlara da okullara başlıyorlar bu sene hocam. Tabii. Şimdi mütecihin zaten hukuki şeyine bakıyorum, tanımına bakıyorum. Ya dini, milliyeti belirli bir toplumsal gruba üyeliği var mesela. Nedir dini? İslam olabilir, milliyeti Suriyeli olabilir, Arap olabilir veya işte Kürt evet. olabilir veya kendine göre ne diye tanımlıyorlar kendine, Türkmen olabilir, değil mi? Yani belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşüncelerin nedeniyle zulüm gören, ama bak bunlardan dolayı yani dininden, milliyetinden dolayı zulüm gören evet. veya göreceği korkusu ve endişesi taşıyan, bu sebeplerle ülkesinden ayrılmak zorunda bırakılan evet. ve ölüm korkusu ve yaşam korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen aynen. ülke ait ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişiye müteci deniyormuş. Şimdi bunların böyle bir özellikleri var mı? Aynen. Yok. Suriye'de bunlara sizin dininizden ötürü niye Müslümansınız lan diyen mi oldu onlara? Hayır. Siz niye Arapsınız, siz niye Kürtsünüz diyen mi oldu onlara? Hayır. Aynen. Gelirseniz Suriye'ye sizi atarız keseriz diyen mi oldu? Hayır. Kendi aranızda savaşıyorsunuz mübarekler. Kendi ülkenizde inandığınız bir savaş varsa buyurun savaşın o zaman. Ne diyeyim ben ya? Savaşın. Evet. Kendi ülkenizde savaşın kardeşim. Şimdi benim ülkemde savaş var diye şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde terör eylemleri başladı. İçimiz yanıyor günlerden beri. O benim koyduğunuz resim mesela dün akşam da Bandırma'da büyük 5-6 bin kişiyi bulan büyük bir yürüyüş yaptık. Evet efendim. Ondan önceki akşam da 314 kişilikler kişilik bir yürüyüş yaptık. Her akşam sokaklardayız. Yani canımız yanıyor. Balıkesir'e de bir şehidimiz düştü. Mekanları cennet olsun. Evet efendim. Evet bugün cenazesi kaldırılıyor. Evet. İnşallah dün gelecek şey, dün gelmedi. Dağlıcı'da şehit olan Deniz Gökçü'nün kardeşimiz var. Onun cenazesiyle ilgili hazırlıklar vardı bugün hatta. Şimdi mülteci konusunu da bu şekilde kapatmaya çalışayım. Yani yani bizim önce hümanizm adıyla bakın. Önceden ben şimdi komünistleri seviyoruz, sevmiyoruz. Engels'in söylediği bir söz vardı. Evet. Din afyondur diye. Evet. O Engels'in sözüne önüne gelen karşı çıkıyordu. Biz de karşı çıkıyorduk tabii ki ülkücüler olarak. Yani. Milliyetçiler olarak. Müslümanlar olarak. Zaten nasıl arkasında dini afyon olarak söylersin falan filan diye. Bana göre adam çok doğru söylemiş. Ne manada doğru söylemiş hocam? Din gerçekten insanlar üzerinde afyon olarak uygulanıyor da o yüzden. Yani çünkü gerçekte o değil ama uygulama öyle demek istiyorsun değil mi yani? Ya tabii ki öyle. Tabii ki yani. Yanlış anlaşılma mahal vermeyelim. Karşında bir kişi dini dayattığı zaman. Evet. Sen iki tane ayet okuyup da bir tane hadis söyleyip de bak sen bunlara uyacaksın anlamında sana yaklaştığı zaman sen eller yukarı teslim oluyorsun. Sen aynen. Şimdi birbirinin kafasını kesen Müslüman gruplar var. Öyle değil mi? Aynen. Şimdi kafası kesilen insan da Allah'a ekber diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Kafayı kesen adam da Allah'a ekber diye fikir getiriyor. Evet. Şimdi din afyon değil mi? Gerçekten atıyor. Çünkü o kafayı kesen militan da kendisini din adına kafa kesiyor. Allah adına kafa kesiyor. Korap istiyormuş. Durumuna sokuyor. Öbürü de ben nasıl olsa gidiyorum, şehit oluyorum. Kafam gidiyor. O şekilde kendini sesini etmeye çalışıyor. Aynen. Şimdi din afyondur derken afyon o anlamda söylemiyoruz tabii yani. Ben İlk adamda söylüyoruz. Yani. Şimdi hümanizm dedikleri bir şey çıkardılar başımıza. Entelektüellerimiz biliyorsunuz iki dedik. Hümanizm yazdığı insan değil misiniz? Yazdığı insan kelimesini kullanıyorlar. Evet. Ya iyi güzel kardeşim hümanistsin madem öyle. İnsan sevmek. Hümanizm insan sevmek. İnsan sevgisi. Ya şimdi insanlar insanları sevmez mi?
Yaradılanı severim yaradandan ötürü demiş Yunus değil mi yani, ne güzel, evet. Yani. Evet. O da var, bir de yani genetik olarak zaten Allah-u Teala tabii ki yaratıldığımız cinsizle sevmeyi duygusunu birlikte yaratmıştır ya. Bir insan tabii ki sevecek. Yani. Anne olarak sevecek, baba olarak sevecek, evlat olarak sevecek, arkadaş olarak sevecek, komşu olarak sevecek, insan olarak sevecek. Sevecek ya. Evet, değerli hocam. Evet. Şimdi insan sevdiğini biz kalkıp bu şekilde acıda edersek, ya biz insanları seviyoruz, o zaman Suriye'den kaçan bütün insanlara bak, hayvanlar denize vuruyor kardeşim cesetleri. Sen onları mı içiyorsun? Aynen. Şimdi karşıdaki adamla. Ne yaptın, bunları ölçünler mi? Yok, onu da ölçünler. Bakın ha, denize zükresinler. Ne yapalım o zaman? O zaman evini aç, barkını aç. Mesela sen ona bakacaksın diyor bana. Bakmayacağım kardeşim diyorum ben de. Bakmayacağım. Evet. Ülkesinden kaçamış insanlara ben bakmayacağım. İnsan olmak onlara bakmamız gerekmiyor. Öyle düşünüyorum. Bir de geçenki konuşmamızda ilginç bir şeyi söylemiştin. Burası çok benim dikkatimi çekti değerli hocam. Kadınlar gelebilir, çocuklar gelebilir, yaşlılar gelebilir. Ama diyordun değil mi? Orayı biraz açar mıyız? Evet. Nereye kadınlar için? Yani mültecilerin hocam Türkiye'ye gelmesiyle ilgili diyorum yani. Hani tabii. Orayı hatırla yani. Orası ilginç yani. Hani evet. Ne yapsın diyorsun? Evin o genç insanlar vatanı için, milleti için, kendi değerleri için savaşsın, uğraşsın diyorsun değil mi? Öyle dedin yani orada. Yani tabii, tamam çocuklara başımız üstünde yeri var. Kadınlar, yaşlılar, hastalar ama gençler kendi hani böyle vatanı için, vatanın değerleri için yani artık Suriye diyorsa Suriye için veya nereyse bu mülteciler, nereden geliyorlarsa. Neye tabii, nereye inanıyorlarsa. Neye inanıyorlarsa, aynen. Gitsinler onun savaşını versinler. Aynen. Şimdi oradan gelenlerin çoğuna bakıyorsunuz, hepsi böyle izbandus gibi eli ayağı tutan delikanlı adamlar. Evet. Şimdi oradaki bütün mal varlıklarını takmışlar, paralarını ceplerine koymuşlar, bıkartmışlar ülkelerinden. Ve ilginç bir şey var, gittikleri yer İslam alemi de değil, bak ilginç hani bir Türkiye'ye geldiğinin dışındakini çok güzel bir yere değil yani, ilginç yani, burası da ilginç yani, evet. Evet, bir de bu konuya bakalım, bakın bu adamlar Dubai'ye gitmiyorlar. Evet. Değil mi? Suudi Arabistan'a gitmiyorlar. Yani ilginç bir şey. Başka bir ülke ülkesine gitmiyorlar. Evet. Bunlar şimdiye kadar kafir diyor denildikleri Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya gitmeye çalışıyorlar. Aynen. Ya Türkiye'de bile kalmayı istemiyorlar. İslam ülkesi olduğu için. O da enteresan. Niçin bunlar kendi zengin Arapların yanına gitmiyorlar da zengin Avrupalıların, zengin Hristiyanların, zengin Yahudilerin bulunduğu bölgelere gitmeye çalışıyorlar. Aynen. Yani bu da çok enteresan. Evet, haklısınız. Çok güzel bir konuya değindiniz. Hakikaten Küre'ye giden insan hiç duymadık yani. Aynen hocam. Aynen. Küre'deki mesela zenginlik kişi başı düşen milli gelir açısından düşündüğümüz zaman Türkiye'nin çok üstünde. Aynen. Ama bunlar ilgili olarak biz Avrupa'ya gideceğiz, Almanya'ya gideceğiz, Fransa'ya gideceğiz. Yani o anlamda bir cezat var ve o yüzden ben onların mülteci olarak kabul edilmelerine, Türkiye'de bakılmalarına maalesef kendi insanlarının yiyeceğine, içeceğine zarar verdiği için mültecilere şimdiye kadar Türkiye'nin harcadığı paraları çıksın hükümet açıklasın. Şimdiye kadar kaç para harcadık biz bunlar için? Ve o harcadığımız paralar bütçenin hangi kaynaklarından çıktı? Bu hepimizin cebinden çıkmıştır. Emeklinin cebinden, memurun cebinden, işçinin cebinden çıkmıştır. Evet. Bunu düşündüğümüz zaman dediğiniz gibi bunlar gideceklerse kendi zengin Arap ülkelerine gitsinler, onu görelim. Veya hiç gitmesinler, yani doğrusu o. Ben Anadolu'da savaşırken, Dumlu'da savaşırken, Sakarya'da savaşırken, ben kalkıp da ülkemi terk etmedim arkadaş. Aynen. Benim ülkemde de terör var, terör diyorlarsa. Şimdi PKK terörü var, her gün 10 tane 20 tane insanımız ölüyor. Şimdi 10 tane 20 tane ölüyoruz diye PKK'lar aman üstümüze geliyor diye ben ülkeyi terk edeceğim.
Evet. Kendi değerleri var yani. Evet, aynen öyle. Şimdi Doğan Tücel'deki baskın, Iğdır'daki polislerimizin aynı şekilde bu yollara uzaklaşan bombalarla öldürülmesi olayları, yani bunlar içimizi yakıyor hocam. Evet. Şimdi biraz da istatistiklere girelim. Türkiye tamam, tamam değerli hocam. Gergin. Evet. Türkiye çok gergin. Hatta ben akşam onunla ilgili bir yazı da yazdım. Dedim ki sağlıyor, ya ihtiyacımız var galiba. Aynen, yani, aynen. Yürüyüşlere katılım bir insan olarak çünkü ben bunu gördüm. Aynen. Bakın insanlarımız gerçekten tepkiler. Yani neredeyse birisi yürüyün dediği anda hemen yürümeye hazır, patlamaya hazır insanlar oluştu. Bunlar tehlikeli şeyler. O yüzden insanlarımızın birazcık daha gerek siyasetler tarafından gerekse büyüklerimiz tarafından sağduyuya davet edilmek lazım. Hamasi davranmamak lazım diyorsun değil mi değerli hocam yani? Evet. Aynen. Tabii hamasi davranmamak açısından. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Çünkü tamam netice itibariyle yani o ölen insanlar mutlaka ki akrabamız olabilir veya işte yakınımız olabilir, hemşerimiz olabilir. Ama onların yüzünden bizim de aynı şekilde mukabele etmek. Şimdi devletler hukukunda bize kabiliyet dediğimiz bir şey vardır. Devletler birbirlerine karşı her konuda mütekabili davranışları yapabilirler. Bu hukuksal haklarıdır. Ama kişilerin yani bizlerin öyle bir hakkı maalesef ki yok. Yani benim babamı öldürene ben babasını öldürürüm. Aynen. Diyemiyoruz. Ya benim çocuğumu öldürene ben çocuğunu öldürürüm diyemiyoruz. Yani o anlamda mütekabiliyeti kısa. Yani İslam'da da biliyorsunuz kısas diyoruz. Aynen. Yani gerek kısas konusunun burada uygulanmamasını düşünüyorum ben. Yani bütün kabiliyetin uygulanmamasını düşünüyorum. Yani bu kabile edilip edilmeyeceğin noktasında biraz ben karamsarım. Yani etmeli miyiz, etmemeli miyiz Hayrullah Bey? Yani ben diyorum ki dış mihrakların, Siyonistlerin bu işte parmakları olduklarını unutmayacağız. Sapla samanı birbirine karıştırmayacağız. Ve bize dost gibi gözükenlere dikkat edeceğiz ama sağduyulu da olacağız. Ben böyle düşünüyorum. Bir 57 yaşında bir alperen bir hoca olarak yani. Evet. Şimdi Sayın Hocam. Evet hocam. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız şehit ailelerine o yarbayın kendi kardeşinin cenazesi başında söylemiş olduğu sözlerden dolayı, infialden dolayı daha doğrusu, infial diyorum bakın. İnfial. Evet. İnfial ne demektir? İnsanın artık o anda normal düşünememesi. Normalin üzerinde etkilenmiş olması karşısında. Aynen. Önceki normal hareketlerini yapamaması, normal konuşmalarını yapamaması anlamına gelir infial. Şimdi biz bu infiale karşılık büyük bir vehamet yaşıyoruz, büyük bir garabet yaşıyoruz. Çok tuhaf gelişmeler oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor, işte şehit ailelerin içerisinde benim çocuğum, 5 tane çocuğum var, bir tane şehit oldu. Geri kalan 4 tanesini gönderirim, onlar da şehit olsun, vatana helal olsun. Evet. Vatan sağ olsun diyen şehit babaları da varmış, bunlar diyor başımın üzerine diyor. Ama bazı diyor karaktersiz şehit babaları da var diyor, yani bana bağırıp çağıran. Devlete veya işte yöneticilere karşı infial gösteren, tepki gösteren, yazda küfür eden, bağıran, çağıran. Yani insanlar da var, bunlar karaktersiz şehit babaları diyor. Evet efendim. Şimdi bir şehit babasını siz bu şekilde, yani şehit babalığın makamını veya şehit ailesi makamını bu şekilde kategorize ederseniz bu ülke o zaman çok tehlikeli yerlere gider. Aynen. Şimdi şehit babasıdır. Her şeyi söyleyebilir arkadaş. Her türlü küfür edebilir arkadaş. Öyle değil mi? Onun acısı basılıncaya kadar. Yani. Aynen, onun aynen. Acısı basılıncaya kadar onun her şeyi söyleme hakkı vardır. Ben şimdi çocukluğumdan itibaren böyle cenazelere çok gidip geldiğim için şimdi toprağı biliyorsunuz mesai toprağı verdiğiniz zaman toprağın üzerine böyle
kardeşime döndük geldik. Babam her gün böyle mezarlığa gidiyordu. Ondan sonra üç günde bir gitmeye başladı. Ondan sonra hafta bir gitmeye başladı. Ondan sonra ayda bir gitmeye derken bayramdan bayrama gitmeye başladık yani. Aynen. Şimdi, aynen. Oğlum diyordu acı mısırdı. Aynen. O toprak yani ilk gün o yığdığımız toprak yavaş 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 köktü. Oturdu yani. Aynen. Dümdüz oldu. Aynen. Aynen. Şimdi bunu böyle düşünsek yani acı nasıl basılıyormuş? O toprağın çökmesiyle basılıyormuş yani annenin yüreğinde, babanın yüreğinde. Aynen. E şimdi şehit ailesini biz niçin öyle düşünüyoruz o zaman? Bırakın onun acısı basılıncaya kadar her şeyi söylesin, deşarj olsun. Şimdi onun da eline silah alıp da ya bu kavraya eğileceğini niçin düşünüyoruz? Ben şimdi cezaevinde 5 sefer yatmıştı insana. Siyasi davalardan 12 yıl öncesinde, 12 yıl sonrasında. Şimdi ben orada cezaevlerini yaparken katillerle falan konuşuyorduk tabii ki yani adi mahkumlarla. Evet, evet. Siyasi olmayan, evet. Siyasi olmayan mahkumlarla tabii onlarla evet. Konuşuyordum. Kardeş dedim, nedir suçun mesela? İlk cezaevindeki muhabbetin ilk şeyi budur ya. Evet. O da diyordu ki işte valla namus belasına kardeş diyordu. Namus belasına geldi buraya. Namus. Yapma ya diyordum, nasıl evet. Olurmuş? Evet. Ya işte karıma sarkıntılık yaptı, kızıma sarkıntılık yaptı. Öldürdüm diyor. Evet. Ben de diyorum ki helal olsun o zaman ne diyeyim yani. Çünkü sen namusunu kurmuşsun. Yani. Karına kızına birisi laf atmış. Öldürmüşsün. Evet. Veya kızını kaçırmış. Evlenmemiş veya evlenmiş ama fark etmez. Evlense de gene de gitmişsin kızımı nasıl kaçırırsın benden habersiz diye. Öldürmüşsün gibi böyle adi suçlularla konuşuyorduk. Şimdi ülkemizde son 30 seneden beri bu felsefe teröründe 30 bin tane, 40 bin tane, 50 bin tane hatta şehit verdiğini söyleniyor. İşte daha dün Davulcan'da 16 kişi aynı anda öldü. Öldü. Aynı şekilde 15 evet. Kişi aynı anda evet. Öldü. Şimdi bu şehit ailelerinden bir tanesi çıkıp da namus belasına kardeş yerine karakterli baba örneğini arıyorum ben şimdi tamamdır da. Yani Cumhurbaşkanı karaktersiz diyor ya. Evet. Ben de karakterli nasıl olacak diyorum. Şimdi bu çocuğu ölen baba gidip de burada işte mesul olarak kimi görüyor ise gerçek payı da pek kimse bulamaz. Öyle mi? Terörizmde gerçek payı olur mu? Terörizmde gerçek payı olmaz. Uzaktan kumanda ebileti düğmeye basmış ama bu bir siyasi bir eylem. Aynen. Koskoca bir örgütün eylemi bu. Aynen. E şimdi ben bu örgütten kimi denk gelirse veya örgüte destek verenlerden kim denk gelirse veya örgüte böyle güzel nameler okuyan insanlardan kim denk gelirse öldürmeye başlarsam yani şehit babası olarak düşünüyorum kendime. Evet, evet. O zaman karakterli baba mı olacağım acaba? Aynen, aynen başkan. Şimdiye kadar dua etsinler ki Türkiye'deki vatandaşlarımız bence bu konuda çok sabırlı. Şimdiye kadar hiçbir şehit babası çıkıp da ben oğlumun intikamını alıyorum diyerek eylem yapmamıştır. Aynen. Ve şu anda cezaevinde bir tane dahi şehit babası yoktur cezaevinde. Namus belasına kardeş diye yatan binlerce insan vardır cezaevinde. Karısının kızının bacağına ilgilenleri öldüren insanlar vardır. Ama oğlunun kanlı yer öden insanların canını alan bir tane şehit babası yoktur. Evet. Şimdi burada karakterli ve karaktersizi ona göre değerlendirmemiz lazım. Aynen. Cumhurbaşkanımız orada çok büyük tehlikeli bir laf konuşuyor diye düşünüyorum ben. Yani karakterli baba yaratayım derken sakın yarın yani bu şekilde eylemlere aynı şekilde karşılık veren şehit anneleri şehit babaları mı yaratmak istiyor? Aynen. Bunu sorgulamaya çalışıyorum. Evet, evet. Şimdi daha önceki baskında şimdi hatta dün Çanakkale'den Rıdvan Üner diye eski milletvekili adayımız, eski belediye başkan adayımız, eski emekli binbaşı Ordu'da görev yapmış, Güneydoğu'da görev yapmış bir arkadaş geldi ziyaretime sağ olsun. Hatta benim miting yerinde buldu. Mitingden sonra iş gittik, yürüyüşten sonra gittik, oturduk, konuştuk biraz. Ya komutanım dedim ya, Allah aşkına dedim, içiniz yanıyor. Biz karakol bu Dalıcı'daki karakol 6 defa, 7 defa batıldı.
karakol nasıl oluyor da bu tür bir teknolojide böyle 300 kişi, 500 kişilik gruplar tarafından basılabiliyor. Ben dedim Google'da EAD diye bir program var. Ben o programa baktığım zaman kapının önündeki arabanın plakasını görebiliyorum. Harita programına giriyorsunuz. Evet, evet. Şimdi bir karakola yaklaşan 300 kişilik terörist grup, elinde silahlarla, roket atarlarla yaklaşan bir grup nasıl görünmüyor da, nasıl orada tuzağa dökülüyor mesela, karakol baskınlar için söylüyor, Mersi için. Evet. Yani bu şekilde çocuklarımızın orada avlanması şeklinde şehadete ermeleri, yani bunu nasıl kabul ediyorsunuz? Yani böyle bir teknoloji ordunun elinde yok mu? Aynen. Yani kendi bulundukları karakolun etrafını gören, gösteren araçlar, teknolojiler sizde yok mu? Dedim o da tabii ki üzgün. Elbette ki dedi yani onlar istense tabii ki görülür. Ama işte valilerin emrine girmiş tabii oradaki askeri komutanlarda. Böyle bir terörist kurulum diyor karakola yaklaştığı zaman dahi komutan yapacağı şey valiye haber vermek. Aynen, aynen. Vali haber verildiği zaman da vali bey de diyormuş ki saldırırlarsa, içeriye girerlerse, zayiat verdirmeye çalışırlarsa mukabele edersiniz. Ama saldırı yapmıyorlarsa, şu anda size ateş ediyorlar mı etmiyorlar. O zaman hiçbir şey yapmayacaksınız. Ne kadar acı bir şey yani, ne kadar acı bir şey. Evet, evet. Ben bunları duyduktan sonra tabii ki çok üzüldüm, çok üzüldüm. Yani valilerin askeri komutanların üzerine atanmış olması Türkiye'de TSK'nın da izni konunu bağlamış bir uygulama olmuş maalesef. Aynen. Yani çocuklarımıza artık üzülmenin ötesinde kar olmamız gerekiyor. Yani bunlar göre göre öldürülmeleri sağlanıyormuş gibi düşünebiliyorum yani artık. Yani o derecede. Aynen. Ve vatandaşlarımızdaki şimdi yürüyüşlerde de görüyorum dedim ya insanlar gerçekten şey duruma geldiler. Yani infaz durumuna geldiler. Şimdi dün akşam Kırıkkale'den bir arkadaşım yine aradı beni. Dedi ki işte biz burada yol geçip kimlik sorma olayları yapılmaya başlandı dedi. Yani doğuya giden araçların, doğu tarafına giden araçların durdurup kimlikleri kontrolü. Bu nedir biliyor musunuz? Yani yıllardan beri Güneydoğu'da PKK'lılar yol geçiyorlar, kimlik kontrolü yapıyorlar. Aynen. Dışında kalecik koparlar. Ve bunu devlet şimdiye kadar hep seyretti. Şimdiye kadar kimlik kontrolü yaparken öldürülmüş bir tane terörist gördünüz mü? Şimdi dikkatini çekiyor mu değerli hocam? 2013'ten beri medyamıza şöyle bir bak be hocam. Biz hep dışarıda durduk zaten elhamdülillah. Ne havuzcuyuz dedik, ne paralelciyiz dedik elhamdülillah demedik yani. Ve zaten bu iki kelimeyi de kabul etmiyorum ben. Medya medyadır, basın basındır, basın özgürdür. Şunu anlatmaya çalışıyorum değerli hocam. 2013'ten beri dikkat et, hiç ülkenin meseleleri yerine birbiriyle dalaşma meseleleri konuşuldu bu ülkede. Hiç dikkatini çekiyor mu hocam? Yani hiçbir şeyden haberimiz olmadı bu sefer de. Bir nevi karartma yani, karartma, görünmeyen bir karartma ortaya çıktı yani. Evet. Kesinlikle benim dikkatimi en fazla biliyor musun? Evet. Şimdi 7 Haziran seçimlerinde AKP hükümet olma gücünü kaybetti. Temmuz ayına kadar, Turuç baskınına kadar olaylar yoktu yani doğru dürüst. Turuç baskınıyla beraber PKK terörü dediğimiz terör bir nefere hortladı. Aynen, aynen. Şimdi hani ben şimdi her terör olayında daha önceki gündem neydi diye bakıyorum. Çünkü bize gündem unutuluyor ya. Aynen, hani aynen. Esas düşünmeniz gereken şeyler gizleniyor ya. Şimdi Temmuz ayından önce dünyanın her tarafında demeyelim ama 5-6 ülkede birden eylem yapan bir IŞİD diye bir terör örgütü vardı hocam. Duydunuz mu sonra? Evet, evet. Temmuz ayına kadar bu IŞİD'ciler İran'da, ama İran'da diyorum, Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de, neyse Avrupa'nın ülkelerinde, diğer Arap ülkelerinde eylem yapıyorlardı değil mi? Evet, evet. Peki IŞİD nerede şimdi hocam?
Nerede hocam? Bina. Suruç'taki katliam oldu. Arkasından Ceylan Pınar'daki polislerimiz öldürüldü. Arkasından terör hortladı, patladı. Bütün PKK'lılar daha önceden silahlanmış, bunu Cumhurbaşkanı Başbakan da itiraf etti. Evet. Çözüm sürecinde PKK'lılar silahlanmışlar dedi, silahlarını şimdi kullanıyorlar. Şimdi Kaleşnikov'la insanlar sokaklarda çatır çatır mahalleleri işgal ettiler önce. Şimdi şehirleri işgal etmeye başladılar. Cizre'ye giremiyoruz mesela, örneğin, değil mi? Evet, evet. Peki, ben de diyorum ki, şimdi PKK terörü azdı, amenna. Ama daha dün bizim hani IŞİD diye bir terör örgütümüz vardı. Milli Güvenlik Kurulu bile IŞİD'i birinci derecede terör örgütü yapmaya çalışıyordu. Amerika'nın isteğiyle daha doğrusu. Aynen, aynen. Amerikalılar da bize öyle diyorlardı. Gelmek işte beraber yok edelim falan diyorlardı. Evet. Şimdi bakıyorum ne Amerika demeç veriyor, ne Amerika var ortada, ne IŞİD var ortada. Ama karşımızda her gün 10 tane, 20 tane insanımızın canını alan bir PKK terör örgütü var. Aynen, aynen, aynen. Bu bende neyi çağrıştırdı hocam biliyor musunuz? Evet, evet. Ben şimdi rahmetli Abdullah Çatlı'yı da yakından görmüş, tanıyan bir insandım. Şimdi onlar Atmaz dediğimiz terör örgütü vardı, Ermeni terör örgütü. Bizim büyükelçilerimizi öldürüyordu. O zaman 15-16 tane büyükelçimizi öldürmüştü yurt dışında. Evet efendim. Şimdi o Atalı terör örgütünün yok edilmesi noktasında devlet mücadele ederken anladığım kadarıyla tabii ki bizim arkadaşlarımız da o manada görevlendirilmişler, kullanılmışlar. Atalı'nın militanlarını bundan gittiler, İspanya'dakini İspanya'da öldürdüler, İtalya'dakini İtalya'da öldürdüler falan. Şimdi Atalı yok oldu. Ertesi gün PKK çıktı. Aynen, aynen. Marksist kendisi bir örgüt olarak karşımızdan PKK çıktı. Yani PKK'nın esasında ben ortaya çıkışının Ermeni örgütü olması anlamında ama değişik bir kimlik de tabii ki ortaya çıktılar. Ve PKK'nın asıl adımla ilk çıktığı zaman partiye Komünist Kürdistan olarak çıktı. Yani Komünist Kürdistan Partisi şeklinde o partiyi ortaya çıkardı. Ve asla yok oldu. Değerli hocam, lafını unutma. Akşam 12 gibiydi. Bir televizyon kanalında bir tartışma vardı. İsmini vermeyeceğim. Ya öyle bir konuşuyorlardı ki yazarlar. Ya bu aydınlara, bu yazarlara ne olmuş hocam ya? Hala akşam ne diyorlar biliyor musun? Herkes diyorlar kendi dilini, kendi lehçesini, her şeyini konuşabilmeli. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir mırdıkçıyanı görebilmeliyiz. Nasıl Almanya'da belki izledin bilmiyorum o programı. Almanya'da nasıl bizim askerimiz, yani Türk olan adı Türk ama soyadında bir Almanlık var gibi böyle bir örnek verdi. Yani ben bir garibime gidiyor. Şimdi sen bunu anlatıyorsun. Bak gayet güzel. Delilleriyle, ispatlarıyla bütün dünyanın bildiği Asala örgütünün bir anda PKK olduğunu biliyorsun. Bu PKK ve tüm dünya biliyor. Tüm dünya bunun Ermeni örgütü olduğunu biliyor da biz hala bunu şunu anlayamıyoruz ki bu aydın kafalı aydınlarımıza, ben aydın kafalı diyorum yani, hala diyorlar ki bunlar Kürtlerin hakkını savunuyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir tezat var mı değerli hocam ya? Kendimi tutamadım yani akşam yani. Buyur hocam. Doğru. Ya PKK'nın Kürt örgütü olmadığını, sadece Kürt hakları üzerine kurulu bir örgütü olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani biz biliyoruz ama tabii ki vatandaşlarımız... Dayatma şey... var hocam, dayatma var. Akşam resmen evet. Yazarlar dayatıyordu ya. Vay efendim işte bunlar haklar için yapıyor. Bunlar haklar için. Ne hakkı kardeşim, ne hakkı? Kardeşlik, hainlik olan ruhunda nasıl haktan bahsediyor? Hak ne demek biliyor musun hocam? Hak, hak dediğin zaman Allah adına yapılan bir iştir. Hak dediğin zaman kendin için istediğini kardeşin için de istemektir. Hak dediğin zaman inneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırmaktır. Hak dediğin zaman paylaşmaktır. Hatta hak sözcüğünde hainlik yoktur. Hak sözcüğünde ikiyüzlülük yoktur. Hak sözcüğünde siyonistlik yoktur değerli hocam. Buyurun. Şimdi tabii yoktur ve Türkiye o anlamda kaşınıyor.
Yani halkların özgürlüğü şeklinde kelime dilimize sokuldu zorla. Eskiden komiser bunu çok kullanıyordu, halkların özgürlüğü diye. Şimdi biz eğer Türkiye'yi 36 tane etnik gruba bölünce 36 tane halk yaratırsak, 36 tane dil istersek, 36 tane okul, 36 tane mahkeme, 36 tane anayasa, 36 tane devletçik, özelçik istersek, o zaman bu ülkenin ülke olmaktan çıkarılmak gerekiyor. Ama şimdi işin garip tarafı yine burada nasıl IŞİD'le PKK bana göre aynı örgüt veya aynı kişiler tarafından kurulan örgüt olarak düşünüyorum bakın. Aynen, IŞİD'de, aynen. PKK'da patronları aynı olan aynen. Birer örgüttür. Mossad ajanlarının organize ettiği, aynen. Onların organize ettiği tabii ki yani. İşte, kimse bunun arkasına gider aşağı yukarı biliyoruz da. Şimdi o halkların özgürlüğü şeklinde bize dayatılan kısmı ben tabii ki kabul etmiyorum. O zaman üniter devlet olma yapımız da gidecektir. O zaman Atatürkçülük de gidecektir. Ama Atatürkçü getiren insanların bunu söylemiş olması çok garip. Hem Türkiye Türklerindir diyen bir baş muhatçılık var. Hem de Türkiye Türklerin değildir, Türkiye halklarındır diyen Atatürkçü geçinen sosyalistlerimiz var. Evet. Böyle bir şeyi nasıl söylüyorsunuz diyorum ya. Nasıl Atatürkçüsünüz? Atatürk eğer halkların... Takiye yapıyorlar değil mi hocam? Orada sözüm ona ulusalcı olanlar takiye yapıyor yani orada yani. Aynen. Ya tabii onlar da çok tehlikeli oynuyorlar. Yani bugün zaten Türkiye'yi bugüne getiren şey bence Atatürkçülerin, sahte Atatürkçülerin daha doğrusu Türkiye'ye yapmış oldukları zulüm neticesinde Türkiye bugüne gelmiştir. Ben şimdi 12 yıldır cezaevinde yatarken başıma gelen bir olay anlatayım. Evet değerli hocam. Şimdi işkenceden çıkmışız, hücreden çıkmışız. Koğuşa verdiler beni koğuşa. Ben çok atletik yapılı, böyle fazoları fazoları olan sporttan yapılı bir vücudum yok. Ama, ben de evet öyle bir şey diyormuş ki anlattın ki. Öyle bileyim diyor gibi anladım yani. Evet, evet. Hayır yok yok değilim, değilim. Değilim. Evet, yani zayıf. Evet. Çelimsiz. Evet. Yani çok da çelimli olmayan tabii yani. Yani. İnsanım yani. Evet. Şimdi koğuşta da üst katta yatıyorum. İçerisinde çok kalabalık. Tanıyorum da çoğunu. İçeride affedersiniz gaz kokusundan rahatsız oldum. Böyle. Nefes alamaz hale geldim bir ara. Şimdi hücredeyken ben daha rahatmışım demek. Hücre daha iyiydi tek başına yatarken. Evet. Ben üstümü çıkarmışım orada. Atletimi çıkardım. Üst katı yatıyorum ya bir de. Evet hocam. Gecen insan 2-3 sıra uyurken göz sesleriyle pataküde pataküde iki tane asker bir de yüzbaşı girmiş koğuşa. Askerin biliyorsunuz cezaevinde kuruşlara girmesi yasak ama askerinde girebiliyorlardı. Aynen. İndirdiler beni neyse ramazadan aşağıya. Yüzbaşı bana aynen şunu söyledi. Sen dedi İp neresin dedi. Niye dedi üstün senin çıplaklığında yatıyorsun dedi. Ya nefes alamıyorum dedi. Nefes tavana yakın. Evet. Tavanla aramdaki mesafe 30-40 cm. Nefes alamadım için soyundum yani üst tarafını çıkardım. Şimdi bana ceza olarak da sen dedi öğretmenmişsin dedi. Evet dedim. O zaman dedi, bütün kuruluşlar arasında her gün dedi, ikişer sefer dedi, Atatürkçülük dersleri vereceksin, ikişer marşını sen okutacaksın dedi. Evet. Ben şimdi bütün kuruluşlara günde iki sefer gidiyordum, Atatürkçülük dersi veriyordum, Atatürkçülüklerin kıyaslarını anlatıyordum, yanında bir asker dikiliyordu. Yani. Bakın şimdi, ben orada katillere, hırsızlara, uyuşturuculara, yani uyuşturucu kaçakçılarına, yani o tür insanlara Atatürkçülük dersi veriyordum. Evet, evet, evet. Neyle veriyordum tabii ki? Emirle. Aynen. Zorla. Aynen. Şimdi o uyuşturucu kaçakçısının, o tecavüzcüsünün, o hırsızın, o katili Atatürkçülükle ne ilgisi var üzerinde Allah aşkına ya? Aynen. Ama işte 12 Eylül öyle bir şey dayattı ki her tarafa Atatürk heykellerini kurarak Atatürkçülüğü, ben öğretmenlik yaptım yıllarda da aynı şekilde tabii. Yani bütün derslerde neredeyse Atatürkçülüğü dışında başka bir şey konuşulmaz olmuştu yani. Şimdi biz bunu dayattık derken o zaman bu İslami
görüş kendi kendine gelişiverdi. Atatürk düşmanlığı yaratılır derdi. Atatürk dinsiz derdi. Atatürk imansız derdi. Atatürk sarhoş derdi. Evet. Bir sarhoş, onun arkasından gelen İsmet'in de sarhoş derdi. İki tane sarhoşun kurduğu ülke derdi. Ve Atatürk küçültüldü, küçültüldü. Ve bir Atatürk düşmanlığı peydahlandı Türkiye'de. Ve bu peydahlanan Atatürk düşmanlığı da ben de diyorum ki, ben de mesulüm diyor. Onun sorumluluğu kalıyorum yani. Ben de kazım Atatürk dersine verdim. Dolanıyorum ben de olsa, itiraf ediyorum diyorum, tamam mı yani, bugünkü AKP iktidarlarının dolmasına ben de sebebiyet vermiş olabilirim. Kim insanlarımız, dikkat edin, dindarlık adına bu kadar Atatürk'ü yok etmek, Atatürk'ü sövmek, saymak şeklinde bir dindarlığı geliştirmeye başladılar. Ya şimdi Müslüman olmak da Atatürk'ü sövmenin ne alakası var? İslam'ın şartı mıdır Atatürk'e söylemek? Evet, evet, evet. İmanın şartlarından biri midir Atatürk'e söylemek? Aynen. Atatürk bir başbuğudur arkadaş, bir askerdir, bir devlet kurucusudur. Evet. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurmuştur ve onun kurduğu bu devlet sayesinde biz nefes alıyoruz, maaş alıyoruz, taşıyoruz. Şimdi bütün bunları görmezden geleceğiz, Atatürk'ü yakacağız, yıkacağız gibi bir hava yaratılıyor. Halklar dediğimiz değil, solcular da yani böyle bu konuda çok büyük hata yapmışlardı. Aynen, aynen. Ya solcuların en büyük hatalarından bir tanesi bu sahte Atatürk kavramını anlayamamaları, Atatürk'ü anlayamamaları. Yani Atatürk'ün derken Marksist, Leninist, devrimci sol, devrimci yol şeyi tezgahlarını da hazırlamışlardır hocam. Bunları yaşadık yani. İnkar etmeyelim yani, evet. Yaşadık ama onlar da Atatürk'ü geçiniyorlar biliyorsunuz. İşte onu anlatmaya çalışıyorum yani, evet. Kapkalı Atatürk resimlerini onlar rozet olarak kullanıyorlardı 12 yıl öncesinde. Evet, evet. Biz de Atatürk rozeti kullanıyordum ben de. Ben de kalpaklı Atatürk kullanıyordum, bakın şimdi yani. O kadar şekilde inmiştik ki. Onlar şapkalı Atatürk takıyorlardı. Ben de kalpaklı Atatürk takıyordum yani. Aynen. Maalesef Sayın Hocam, yani Türkiye çok planlı bir şekilde, yani BOP projesi dediğimiz proje gerçek bir projedir. BOP projesi kapsamında. Aynen. Türkiye, tabii ki az önce sizin söylemiş olduğunuz o halklara bölünecek, diller ayrıştırılacak, okullar ayrıştırılacak, şehirler ayrıştırılacak, insanlar birbirinden ayrıştırılacak. Ondan sonra da bunlar birbirlerine karşı tabii ki bunlar birbirlerine boğazlar hale getirilecek. Nasıl ki bir Nusra'nın elemanı, El-Kaide'nin elemanının kafasını kesebiliyorsa, ikisi de, El-Fetih'in elemanı, Hamas elemanının kafasını kesebiliyor ise, şimdi bizim başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız oldu. Önceden El-Fetih varken Filistin'de, El-Fetih pek desteklemiyorlar. El-Fetih çünkü Türkiye'deki sol hareketlerle ilişkisi vardı. Evet efendim. Ama Hamas'ın şimdi Türkiye Cumhuriyeti ile etkisi var. Bizim Türk hükümetleriyle ilişkisi var. O yüzden El-Fetih'i desteklemek yerine onlar da Hamas desteklemeye başladı. Hamas Müslüman değil mi? Aynen. Yani, peki bunlar birbirlerini için öldürüyorlar. Bu hale geldik ya. Birbirimizi boğazlayacak hale geldik. Peki bundan kim yararlanacak? Şimdi bu tür olaylardan yararlanacak kişiler bu işin mimarıdır diye düşünüyorum ben. Ve Türkiye'de birbirini boğazlayan insanlardan tabii ki emperyalistler yararlanacaktır. Ve emperyalistlerin başında da tabii ki Amerika gelmektedir yani. Aynen. İngiltere gelmektedir bana göre, Almanya gelmektedir, Avrupa Birliği gelmektedir. Yani esasında tehlikenin başını görüyoruz ama gel gelelim, hiç kimse bunları görmek istemiyor. Partisel bazda bakıyoruz, işte herkes sen CHP'lisin, sen MHP'lisin, sen HDP'lisin şeklinde değerlendirmelerle biz şimdilik birbirimizi yemekle meşgulüz. Ama ileride birbirimizi boğazlarken de bu şekilde boğazlayacağız yani. Aynen, onlar da köşeye evet. Çekilip seyredecekler hocam, bu hal, bu zemini hazırlayanlar, bu tezgahı kuranlar. Aynen tabii, onlar seyredecekler. Bak hocam, o kadar güzel bir hazırlanmış ki, yani Allah razı olsun, değerli hocam, şu anda milletvekili,
Yani şurada burada hiç tartışmayalım. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Kayseri İl Başkanı. Herkes tanıyorsun. Kemal Tekten. Diriliş şu anda ikinci bölümü başlayacak. Yani güz sezonu başlayacak. Şöyle bir bak hocam yani. Şu anda Avrupa'nın, İslam aleminin ve Hristiyan alemini ne kadar güzel bir şekilde sergilemiş bir resim gibi izliyorsun değil mi hocam Diriliş dizisini? Yani orada oynanan tapınakların tezgahlarını, evet, orada Müslüman Türk milletinin yalnızlığını, o içimizdeki ikiyüzlüleri, orada ne kadar güzel bir açıklama var yani. Bir, yani dikkat edersen bu şu anda gerçek manada uygulanıyor yani ülkemizde. Valla hocam şimdi bakın uygulanıyor. İşte BOK projesi uygulanıyor. Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması ile ilgili proje uygulanıyor. Ve bizler şu anda figüran durumundayız, seyirci durumundayız. Ben bütün vatandaşlarımızdan artık bakın siyasi partiye adı daha hiç söylemiyorum. Bir siyasi partili olmak seçimler için bize lazım olan bir şey belki ama seçimler geçtikten sonra siyasi partililer olarak birbirimizle ilişkilerimizi kurmak yerine artık Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz devletimiz adına bu ay yıldızlı bayrağımız adına. Aynen, aynen, aynen başkanım. Yani buradaki minarelerimizdeki duyduğumuz ezanımız adına. Aynen. Yani şehitlerimiz adına, evet. Şehitlerimiz adına. Evet. Ortak değerlerimizi ortaya çıkarıp bu ortak değerler üzerinde hep beraber aynı masada Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletini aynen. Nasıl bir arada tutar, nasıl bir arada büyütür, nasıl yaşatırız düşüncesinde bütün insanlarımızın ben kucaklaşmasını istiyorum. Aynen. Yani bu siyasi çizgilerin kırılmasını istiyorum. Sen haklısın, ben haklıyım yerine ortak akıl bulmak lazım, ortak akıl. Doğru mu değerli hocam? Ortak akıl bulmamız lazım, ortak taraflarımızı görmemiz ve tespit etmemiz lazım. Aynen. Yoksa hepimizin birliklerin içerisinde mükemmel olarak inandığımız şeyler vardır tabii. Yani ben şunu çok iyi biliyorum, o konuda iddialı diyebilirim. Yani değil mi? Evet. Karşı taraftaki kişiler ki ben de falanca konuyu biliyorum, ben de o konuda iddialıyım diyebilirim. Aynen. Amenna diyorum ben de, amenna. Ama ortak değerlerimiz neyse biz ona bakalım. Sen onda iddialı ol, ben bunda iddialı olayım. Aynen. Ortak değerlerimiz noktasında inşallah bir savaş çıkmadan ama Türkiye'deki planlanan şey şimdi dediğim gibi bir ilk savaştır. Seçim arifesinde bu ilk savaş tezgahlanmak isteniyor gibi geliyor bana. Aynen, aynen, aynen. Bu oyuna düşmememiz lazım. Halkımızın da bu oyuna düşmemesi lazım. Hocam bir dikkat et değerli hocam. Şöyle bir etrafımıza bak. Ne kadar yalnız İslam alemi. İslam alemi ne kadar mahzun. İslam alemi ne kadar sahipsiz. Bak bir bak şöyle bir hocam. 90 yılından beri oynanan oyunlara bir bak. Bu arada oynanan oyunlara da figüranlık yapan içimizdekilere de bir bak. Şimdi bu başlamıştır. Irak'la, Irak'tan Libya, Suriye, böyle Yemen, bak dikkat et yani yavaş yavaş Türkiye'ye doğru böyle abluka altına almanın tezgahlarını yapıyorlar hocam. Müslüman Türk milleti ayağa kalkmalı, dirilmeli, uykudan uyanmalı diyorum değerli hocam. Çünkü biz eğer bizi uyuturlarsa dünyayı ellerine alın demektir. Bak biz uyursak, biz hiçbir şey yapamazsak İslam aleminin son temsilcisi olan Müslüman Türk milleti uykudan uyanmazsa vay haline bu İslam aleminin, vay haline dünyanın diyorum değerli hocam. Evet maalesef de ben işte İslam aleminin pek bütünlük içerisinde göremediğim için yani bugün bakın dünyanın aşağı yukarı nüfusunun üçte biri Müslüman, öyle düşünüyoruz. Evet. Değil mi? Evet, evet. Bunun yanında 28 tane İslam ülkesi birliği var, İslam ülkeleri birliği var ya. Aynen. Şimdi İslam ülkeleri birliği bana göre isim olarak kullanılıyor belki bazı yerlerde ama İslam ülkeleri arasında bir birlik olmadığı için bu mülteci olayları görüyoruz ya. Yani. Evet. Suriye'den kaçanlar Fas'a, Tunus'a, Dubai'ye gitmiyorlar, Suriye'ye gitmiyorlar. Nereye geliyorlar? Almanya'ya, Fransa'ya gidiyorlar yani.
O zaman yasa Filipinden kaçanlar vardı. Onlar da başka yere de gidiyorlar. Evet. Avrupa'ya gidiyorlar, Amerika'ya gidiyorlar. Demek ki İslam ülkeleri arasında bir birlik yok. Şimdi İslam ülkelerinin birliğini ben düşünemiyordum zaten. Ve İslam ülkelerinin birliği de olmaz hocam. Neden olmaz? Onu da şöyle de izah etmek istiyorum. Neden olmaz hocam? Neden yani? Neden? Onu da söyleyeyim müsaade ederseniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bana göre halifelik olmadığı halde halifeliği yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de nesepler olmadığı halde biz nesepleri yaratmıştır. İslamiyet'ten sonraki gelişmeleri, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kaybettikten sonra evet. Biz çok yanlış bir inkişaf halinde İslam'ın büyüklüğü. Yani doğru olarak inkişaf etmemiş maalesef. Neden? Dört halife demişiz, dörde karşı dört sayısına bir kutsal kurs vermişiz. Dört tane kitap vermiş, dört tane peygamber vermiş, dört tane halife vermiş, dört tane mezhep vermiş. Evet. Ve en sonunda da bunu dört kareye kadar indirmişiz. Demişiz dört kutsaldır. Peki peygamberimiz Hazreti Muhammed son peygamberdir. Ama 128 bin tane peygamber gelmişken sadece dört peygamberi sayıyoruz. Neden? Ondan sonra İslamiyet'te sadece dört tane mezhep sayıyoruz. Neden? Evet. Sadece Hanefilik midir? Sadece Malikilik midir? Hanbelilik midir? Şafilik midir mesela? Evet. Bütün diğer inançlar inanç olarak kabul edilmiyor mesela. O anlamda şimdi İslam ülkeleri arasında ben birlik beraberliği mezhepsel ayrılıklar yüzünden olabileceğini hiç düşünmüyorum. Şimdi Suudi Arabistan'da Vehhabilik var. Evet, evet, evet. Şimdi Suudi Arabistan'daki Vehhabilerle Türkiye'deki Hanefiler aynı mı düşünüyor? Fıkhi manada yani o kadar çok ayrılıklar var ki yani onu böyle mesela mezarlar konusunda yani her konuda, yani her bayağı bir şey var. Ama hocam ben şunu söylemeye çalışıyorum. Muhakkın Eylari tabii ki biraz bu konu dini bir konuya geçiyor. Bunu tabii ki İslam alimleri bu konuları görüşmesi lazım. Biz o derece hoca değiliz. Ama bizi ortak yapan bir değer var. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bu işte bizi ortak tamam. yapan bir değer hocam yani. Bu tamam, kabul ettim. İslam kimliği. La ilahe illallah. Evet, evet. La ilahe illallah Muhammed ya Resulullah derken evet. aynı şeyi söyleyen adam benim kafamı kesiyor. Ben de kafamı kesilirken ben de bağırıyorum. La ilahe illallah Muhammed ya Resulullah diyorum. Evet. Ama adam benim kafamı kesiyor. Yani. Allah adına kesiyor üstelik. İşte Allah adına mı kesiyor? Mossad adına mı kesiyor. Onu çözmek yani. Uyanmakla ya, bahsediyoruz ya. Bakın diyor. Aynen. Bana İslam birliğini sen neyin üzerine kuracaksın hocam onu söyle. İşte abicim uyanırsak, dikkatli olursak, istihbarat ağlarımızı dikkatli yaparsak, milletler arası, devletler arası şeyimizi, kültür bağımızı, yani Amerika'dakilerin değişik bir şeylerde yaşayıp da değişik projeler üretmesi yerine yani biliyorsun yani insanların haremlerine girmeler, şunlar bunlar, bunları kayıtlar yapmalar, bunları tehdit et. Bu mu İslam ya? Böyle bir şey İslam var mı ya? Böyle bir şey var mı? İster solcuya yap, isterse ya insan olanı hiçbir mahluka böyle bir şey İslam'da yok bak ben nereden nereye geldim. Bir örnek. Yani demek istedim istihbaratımıza yapacaksak adam gibi, insan gibi hakça. Doğru mu değerli hocam? Yani. Ama işte biz kasetçilik yapıyoruz fark etmiyor ki. Yani. Biz kasetçilik yapıyoruz. Kasetçilik, tetikçilik, ne sayarsan say yani. Batı adına, Siyonistler adına. Bu nasıl İslamcılık ya? Bu nasıl Müslümanlık arkadaş ya? 30 sene önce Kars'ta arkadaşlarla oturduk. Ülkücü, selametçi. O zaman Refah Partisi vardı. Refahlı, MHP'li, hocam büyük birlik de yok. MHP'li hepimiz. Oturuyoruz saatlerce tartışıyoruz. Arkadaşlar söyleyin bakalım. Bu ülkenin çaresi İslamiyet'i yaşama adına Timurtaş Hoca yolu mu Fethullah Hoca yolu mu diye tartışıyorduk. Yani 30 sene önce Kars'ta bak dikkat et. Yani hani o zaman Fethullah Hoca'nın ılımlı bir İslami vaazları falan vardı. Videoları vardı o zaman. 87'li yıllardan bahsediyorum değerli hocam. Fethullah Hoca, Timurtaş Hoca da daha radikal, daha sert, daha yeni camideki vaazlarını hatırlıyorsun yani. Kasetleri meşhurdur. Ben şunu diyordum, ben şahsıma yani arkadaşlar arasında tartışıyorduk. Ben diyordum,
Timurtaş Hoca'nın görüşünü, Timurtaş Hoca'nın felsefesini daha sıcak görüyorum, daha samimi görüyorum diyordum. Ve o samimiyetle 2001 yılında kalp krizi geçirdi, dayanamadı Türkiye'de oynanan kirli oyunlara, Siyonist oyunlara, Mossad oyunlarına dayanamadı. 2001 yılında vefat etti. Allah rahmet eylesin değerli hocam Timurtaş Hoca'ya. Ama Fethullah Hoca da gitti biliyorsun 99'da. Ne yaptığını zaten tüm dünya biliyor. Demek ki ben 30 sene önceki teşhislerim doğruymuş. Ne manada? Yani İslamiyet'e etkileme veya etkilememe manasındaki teşhislerim yani. Yoksa ben hoca değilim. Timurtaş Hoca'yı veya Fethullah Hoca'yı yargılayacak bir gücüm de yok. Hocam, evet. Hocam, değiliz ama konuşma hakkımız var. Evet. Ben elhamdülillah Müslüman mıyım? Evet. Sen elhamdülillah Müslüman mısın? Evet, elhamdülillah. Evet, o zaman niçin konuşmayacaksın ya? Yani. Neden Hoca Efendiler konuşacaksın? Hoca ki, İslamiyet'te ufak sınıf yoktur. Aynen. İslamiyet'te ufak sınıf yoktur. Kimmiş bu şeyler? Kimmiş bu şifat? Kimmiş bu erenler, evliyalar, ermişler, dermişler? Böyle bir şey olur mu? Biz İslamiyet'i şişirmişiz, çişirmişiz, erenlere, evliyalara, dervişlere, onlara bağlamışız, şeyhlere, şifara bağlamışız. O cehenneme bağlamışız. Onlar konuşsun, onlar fetva versin. Peki ben bir şey daha soru vereyim o zaman hocam size. İslamiyet'te fetva dediğimiz bir makam vardır. Aynen. Fetva makamı. Aynen. Şu anda dünyada bu kadar İslam ülkesi varken fetva makamı nerededir? Kimdedir? Bilmiyoruz ki yani bilemiyoruz hiç. Doğruyu konuşalım. Fetva makamını bilmiyoruz yani. Evet, bilmiyoruz. Ama şimdi fetva makamı çünkü kaldırılmıştır. Evet, aynen. Osmanlı döneminde kaldırılmıştır fetva makamı. Fetva makamı kaldırıldığı halde biz kalkıyoruz, fetva veriyoruz. Bugün bir müftü dahi kalkıyor, fetva veriyor. Sen devletin memurusun ya. Devlet bir memurusun, senin fetva vermen diye bir hakkın yok. Hayır, Diyanet veriyor. Diyanet'te fetva makamı var hocam. Resmi olarak veriyor hayır, yani. Hayır, Diyanet de vermez. Diyanet'te fetva makamı değildir. Yapmayın. İyi araştırın. İslamiyet'te fetva makamı şu anda dünyada maalesef yoktur. Yani Şeyhül İslam vermesi lazım. Onu demek istiyorsunuz değil mi hocam? Şeyhül İslamlık, o bizim Osmanlı'nın fetva makamı olarak yaratmış olduğu. Evet. Kavramdı, o da kaldırıldı. Evet. Kaldırıldığı için de fetva makamı değil, makam kalmadı. Fetva verebilmen için sen şimdi Diyanet'in verdiği fetvayı diğer Malikiler, Şafiler, Şiiler, Vehhabiler, Hanbeliler hepsi kabul edecekler mi? Aynen. Biz Diyanet İşleri Başkanlığımız, ben de Hanefi Müslümanım. Hanefi inancına göre tesis edilmiş bir kurum. Evet. Bunu kabul edeceğiz şimdi yani hocam yani ve Müslümanlık hakkında konuşmayacağız diye bir şey de yok yani. Ne demek konuşmayacağız yani? Tabii ki konuşacağız. Evet. Siz Türkiye'de kalkıyorsunuz 100.000 tane cami yapmışsınız. 100.000 tane caminin anlamını bile biz bilmiyoruz. Yani şimdi önüne gelen yer için burada üniversite kuruluyor. Üniversite binasından önce cami yaptırma yaşatma deneyini arkadaşlar hemen ele geçirmişler. Önce cami yapılacak buraya 6.000 kişi cami yapılacak. Ya üniversitede 6.000 tane öğrenci camiye gider mi? Nereye yapıyorsunuz o camiyi? Nereye yapıldı hocam 6.000 kişilik cami? Bandırma'da. Bandırma Üniversitesi'nde bir üniversite kuruldu. Evet. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı çalışıyorduk. Şimdi 6.270 kişilik bir cami yapılıyor oraya da. Cami yaptırma yaşatma derneği için üniversitenin içinde hemen faaliyete başladı. Evet. Şimdi böyle işte tarikatlar, şeyhler, şıklar. Bak şuna ben karşıyım hocam. Camilerin kesinlikle yapılmasına, yapılmamasına gibi bir tartışmaya bile karşıyım. Ama yapılabilir ama camiler namaz kıldırma yeri olmamalı. Camiler anlaşılan, anlatan, uyandıran, ayrıştırmayan, kaynaştıran, birliğimizi, beraberliğimizi anlatan ama sıkıntılarımızı da konuşulan bir yer olmalı. Yani bir medrese olabilmeli, ilim yuvası olabilmeli. Sadece namaz kılma yeri olmamalı. Hutbeye hoca çıktığı zaman ben aman siyaset konuşamam dememeli.
Bir hoca hutbeye çıktığı zaman ülkenin meselesinde konuşabilmeli. İslam'ı baz alarak ama dikkat et. Doğru mu hocam? Şimdi bakın o konuda tehlikeli bir konu. Neden? Şimdi başbuğ Mustafa Kemal Atatürk Balıkesir'de Ramos Paşa Camisi'nde. Evet. Hutbesi var yani biliyorsun. Var. Evet. O Ramos Paşa'daki nutkunu biliyorsunuz. Aynen. Şimdi daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Türkiye'de camilere, ahırlara, işte bu CHP'lilere şimdi kızıyoruz ya. Ama neden? Bize yanlış bir anlatım söylendi. Neymiş efendim, o 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye zaten yoktu içerisinde. Camilere ahır yaktılar! Camileri tahıl, ambarı yaktılar! Diye bağır bağıran bir İslamcı kesim var bizde. Öyle mi? Evet, evet, evet. Yani camilere hayvan koyamazsınız dediler. Camilere tahıl koyamazsınız dediler. Şimdi camiler Allah'ın evi olarak adlandırıyoruz biz camileri. Aynen, aynen. Ama şimdi Allah'ın evini o zaman şimdi o kadar çok çoğaldı ki cami kavramı ve bu camiyi istismar eden kesin. O zaman biz her sokağını cami yapalım efendim. Aynen. Her apartmanın bir tane dairesinde cami yapalım efendim. Evet. O zaman bir dakika, nerede yürüyeceğiz? İbadet etmek bu kadar zor mu? İslamiyet kolaylık dinidir. Allah caminin haricinde namaz kılamazsınız mı dedi bize? Aynen. Ben dağda da namaz kılıyorum, bayırda da namaz kılıyorum, gölde de namaz kılıyorum. Yani Müslüman'a her yer kıble. Aynen. Her yer, ya kıbleyi nur orada, işaret de kendine göre. Aynen. Orada namazını eda et, yani bunu engelleyen yok ki. Ama bir de şu var değerli hocam, bak yanlış anlaşılma olmasın. Sanki iki ayrı görüş, iki ayrı tezat insanlar görüşüyor gibi anlıyor insanlar bizi. Neredeyse uyaracaklar beni. Yani sen başka kutuptasın, ben başka... Öyle anlaşılmasın. Camilerimiz İslam aleminin özgürlük ve şey sembolü. Bayrağımız, ezanımız, minarelerimiz. Bunu da unutmamak lazım değerli hocam yani. Doğru mu? Evet, telefon kapandı. Şimdi değerli hocam toparlayalım. Çünkü Kayseri'den Ömer Faruk Telli gazeteci yazar bizi bekliyor şu anda. Onun sahasına girdik yani. 13 ile 14 onun arasıydı. Değerli hocam yarım saat rotar yaptık. O toparlayalım. Toparlayalım. Son sözlerini söyleyeyim. Evet. Türkiye, ben Müslümanım diye ülkeyi bana almayacak arkadaş. Benim Türkiye'deki insanlarım aç. Benim Türkiye'deki işsiz sayısı çok fazla. Yani ben buraya kalkıp da 10 milyon tane ülkeyi beslemek mecburiyetinde değilim. Bunun adı hümanizm değildir. Bunun adı Müslümanlık değildir. Lütfen bu konuda ajitasyonlara gelmeyelim. Önüne gelen bütün mültecileri, ülkesinde karışıklık çıkan bütün insanları biz Türkiye'ye kabul ederiz anlayışını. Yanlış anlayış olduğunu bütün herkesin bilmesini isterim. Aynen. Davulca'da, Iğdır'da meydana gelen bu üzücü hadiseler, askerlerimizin şehadeti, polislerimizin şehadeti, bu insanlar bizim için görev yapan insanlar. Onların acılarını, ailelerinin duyduğu acıları anlamak lazım. Aynen. Ve halkımız da şu anda bu konuda çok hassas bir şekilde sokaklara dökülmeye başladı. Ben de her gece sokaklardayım yani yürüyüşlere katılıyorum. Ama yine dediğim gibi bir iç savaş senaryosuna alet olmamak anlamında. Kirli oyunlara yani, maşa olmamak, sağduyulu olmak ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatta emri var. Bak burada bir arkadaşımız, Salim Özel arkadaşımız şey yapmış. Böyle bir durumla fitneye meydan vermemek, hatta evlerinizden dışarı çıkmayınız gibi orada bir hadis var. Yani onu okumam lazımdı aslında da kaçırdım şu anda. Yani dikkatli olmak gerekiyor. Kirli oyunlara, kirli oyunlara, ajanların provokasyonlarına düşmemek lazım değerli hocam. Ben öyle diyorum yani. Aynen katılıyorum ben de size bu konuda. Bütün insanlarımıza iktidar tavsiye ediyorum, sabır tavsiye ediyorum.
Şehitler Nurhan zaten kendine rahmet diliyorum. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların acılarını hep birlikte yaşıyoruz. Onlar bizim için özürler. Aynen. Çocuklarımızdı. Bu anlamda Türk milletinde başı sağ olsun diyorum. Allah bir daha bu acıları bize göstermesin diyorum. İnşallah Güneydoğu'nun olaylarda sıkı yönetim ilanı gerekiyorsa sıkı yönetim ilan edeceğim. Ne gerekiyorsa yapılmalı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ne gerekiyorsa yapmalı ama haktaniyet ölçüsünde görevini tam anlamıyla haktaniyet ölçüsünde yaparak en ücra noktalara dahi. Bir de hocam bir iki kelime söyleyeceğim. Muhsin Başkanımızın da ısrarla söylediği güvenlik mobil timler ve bir de sınırlarımızı set yapmak, büyük kareler gibi, Çin setti gibi, hani nasıl yapmış bilmiyorum, asırlar önce Çinliler, Türkler geliyor diye. Neden yapmasın ki? Neden yapılmasın ki yani? Ney kardeşim ya? Ne yaparım biliyor musun ben devlet olarak? Gel kardeşim. Milli birliğimiz için, milli beraberliğimiz için bütün iş adamlarından havuz oluştururum. Yani bir anda var ya, yani trilyonlar toplanır, o duvarlar yapılır hocam. O duvarlar yapılır. Bir kere dışarıdan içeriye girişler önlenecek, önlemler alınacak. Ve içeride de temizlik yapılacak. Ben bundan yanayım yani. Tabii. Yani onlar da yapılmalı. Bütün tedbirler alınmalı. Bizim insanlarımızın bir tanesinin burnu kanamamalı. Aynen. Ve dediğiniz gibi ülkemiz yol geçen hanıda olmamalı. Olmamalı. Yani biz burası madem ki kendi yurdumuz derlemişiz. Biz buraya yurt yaparken, Anadolu'yu yurt yaparken kendimize kan vermişiz. Can vermişiz. Evet. Yani biz buraya sonradan birisinin hikmetiyle gelip oturmamışız. Aynen. Öyle bir olayımız yok. Bedavadan almamışız bu ülkeyi. İstila yani. Etmemişiz. Fetihler tabii, yapmışız. Tabii. Fetihler. Evet. Tabii. O anlamda tabii şehitlerimize tekrar hani rahmet diliyorum. Mekanları cennet inancımız dolayısıyla. Ama ailelerine de büyük sabır diliyorum. Vatandaşlarımıza da aynı şekilde iktidar diliyorum. Aynen. İnşallah. Aynen. Mukabele etmeden, mütekadiliğe duygulamadan. Aynen. Sağduyulu düşünerek, yani düşünerek, din kardeşlerimizi de üzmeden, evet, komşumuzu, arkadaşımızı, ortağımızı, işimizi, aşımızı, öğretmenimizi dikkat ederek, yani tüm çevremize, hareketlerimizde, tavırlarımızda dikkat ederek sapla samanı karıştırmadan bu fitneyi Allah'ın izniyle büyük yüce Türk milleti çözeceğine inanıyorum ben. Mutmainim değerli hocam inşallah. Eyvallah hocam. Eyvallah. Hocam haftaya çarşamba gazetecilik gözüyle Türkiye programına yeniden yeni programlarla, acılar olmadan, şehitler vermeden yeni programlarla sizleri bekliyoruz değerli hocam. Buyurun. İnşallah. Daha iyi konuları konuşmak ve görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Hürmetler, saygılar değerli hocam. Evet. Ramazan Narin, Milliyetçi Hareket Partisi eski yöneticilerinden, aynı zamanda gazeteci, yazar Ramazan Narin'i aldık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Canlı yayınımız İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM TV ve Radyo FSM canlı yayın stüdyolarında devam ediyor efendim. Hemen Türkiye'den sonra değerli hocam Kayseri'den Ömer Faruk Telli'yi arayacağız. Reklamlardan sonra görüşmek üzere inşallah. İstanbul Esenler'de Atışalan Mahallesi Perçak
Kazım Karabekir Mahallesi'ndeyiz efendim. Motif Halı'da şu anda firma sahibi değerli abimiz İsmet Bey Pınar'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misin? Çok şükür. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun efendim. Sağolunuza duacıyız. Efendim bildiğim kadarıyla 10 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Halı uzmanı oldunuz. Biraz bu halıcılıktan, müşterilerin durumlarından, bu halı piyasasından biraz bahseder misiniz efendim? Bence her şey abartılı oldu. Ben halı uzmanı falan değilim. Sıradan sade bir halıcı olmaya çalışan bir vatandaşım. Bildiğiniz gibi memur emekçisiyiz. Her şeye biraz da ürküntüyle yaklaştığımızda memur düşüncesiyle diyorsunuz, öyle mi efendim? Halı işine gelince bence şu anda Türkiye'de her şey büyüklere göre dizayn ediliyor. Küçük esnaf çevrenden, arkadaşlarımdan, komşularımdan gördüğüm kadarıyla gerçekten zor durumdayız. Neden? Çünkü her şey büyüklere göre ayarlanmış. Biz de kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz. Onlara becerili olamıyoruz. Nasıl? Mesela bir yönünü açacak olursak. Çok mağazalı iş yapan firmalar var. İsim vermiyorum. Onlar gidiyor mesela A halısından direkt fabrikadan. Direkt fabrika diye bir şey yok. O bence aldatması için. Yok. Eskiyi alıyoruz, yeni veriyoruz falan. Bence onlar biraz aldatması gibi geliyor. Doğru olan vardır, bilemiyorum. Fabrikadan halka için de bence abartı. Zaten herkesin bir satış şekli vardır. Fabrikadan zaten hepsi fabrikadan çıkıyor neticede. Evet efendim. Yani o adam alıyor mesela bir kamyon veyahut da bizim tabirimizde 1500 metre, 2000 metre. Biz alıyoruz 100 metre, 150 metre. Çünkü gücümüz ona yetiyor. O alıyor iskonto olarak, %40, 50, 60 hatta 70'leri bile duyuyoruz yani. Biz alıyoruz ancak 15, 20, 25. Ya, onun dezavantajı ne? Onun dezavantajı bize göre harcamaları çok. Biz kendi çapımızda, ben şahsen yemeğimi bile önüne getirerek yiyorum yani. Yemek masamı bile yok sadece. Kiram ucuz. Kendi yemeğimi vererek çalışıyorum. Neticede onlarla bu şekilde mücadele edebiliyorsunuz. Yani çok şükür inşallah iyiye gidiyoruz diye düşünüyorum. İnşallah Allah'tan ümit kesilmez ama burada hükümetimize, Ticaret Bakanlığımıza ve ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığımıza bir mesajınız var. KOBİ'lerin sesini duyun, küçük esnafın sesini duyun diyorsunuz, doğru mu efendim? Doğru, yani ben şahsen yine inançlarıyla yaşamak isteyen bir insan. Şu anki zaten sistem bana göre biraz kullanılabilir değil. Biraz da inançları doğrultusunda yaşamak isteyenlere bir formül getirilmesini isterim. Aynen efendim. Bir köylüye para veriyorsun, çiftçiye para veriyorsun, fındık zarar etti para veriyorsun. Köylüye diyorsun ki ekme al para diyorsun. Orada otur sana para diyorsun ama benim esnafım faiz de istemiyor. Faize de iş yapmak istemiyor benim esnafım. Peki faizle iş yapmak istemeyen esnafı mı? Niçin destek olmuyor ey devletimiz diyoruz, değil mi efendim? Artık bir de mesela sen kazanma vergiyi mecburen veriyorsun. Benim çocuklarımdan kaldı bu işi. Onlar yapıyorlardı. İş yürümeyince ben devam etmek zorunda kaldım. Onlar çalışıyorlar şu anda normal şekilde. Dükkanı kapattık. Kapattıktan sonra 7-8 ay daha borcu geldi. Devamlı her ay yok şu vergi geliyor değil mi? Stopaj vergisi, gelir vergisi, dönem dönem deftere tabi olduğu için. Vergi yani zaten bir de bence devlet büyüklerinin onu yere alsınlar. Ne alıyorsa alsınlar da yani bu kadar çok kaleme bilmiyorum ne gerek var yani.
bir kalemle veya iki kalemle belediyenin üzerinde. Yani eski sistem dediğimiz, eski sistem vardı ya, hani dar bölgeye bu şekilde bu vergi deftere tabi olmayan bir limit koymuşlardı, o şekilde vergi veriyorsun diye bir şey verilmesi lazım. Ya da lojistik devlet finans şeklinde faizsiz 5 yıl sonra ödemeli, kredi şeklinde faiz almadan destek yapmalı diyorsun. Tabii ki yani çok büyük firmalara çok büyük şeyler veriliyor. Bütün şeyler onlara göre ayarlanmış benim gördüğüm kadarıyla. Yani inanan insanlara da bir şekilde bir yardım edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok doğru efendim, çok doğru. Evet. Evet, maalesef durum bu. Yani evet, yine de Allah'tan ümit kesilmez. Kazancımızın onda dokuzu ticarettedir diyoruz efendim. Gün doğmadan neler doğar diyoruz. Tabii bu arada merak ettiğim veresi olayınız var mı? Az tutmaya çalışıyorum. Şu ana kadar da yani tespitlerim yani kendi şeyime göre bazı kriterler koymuşum. Ona göre vermeye çalışıyorum. Yani %80 döndü. %20 kaybımız da oluyor. Anladım efendim. Evet, İsmet Bey, biraz da şu halı şeyinde konuşalım. Müşterilerimizin de izleyicilerimizin anlaması açısından ne tip halılar var? Bir gün halılar, bir el dokuma halılar, bir fabrika halıları, bir de naylon karışımı halılar var diye zannedersem türler var. Biraz anlatır mısınız efendim? Halı olayı çok az yani. Zaten ülkemizde de yün hayvancılık falan minimuma indiği için yün halı olayı az. Ve olduğunda da çok pahalı. Yün tüşeri akrilikten yani yün benzeri akrilikten yapılan halılarımız var. Onlar dayanıklı olanlar onlar. Yani eski tabirle bir ömür mesela ben şahsen 30 küsür sene kullandım şeyimi, çeyiz olarak aldığımız halıyı. Sonra da yine eskitemedik, bir kuruma verdik. Orada hayır niteliğinde verdiniz. Şimdi ona yakın olarak bu yün tüşeri akrilik dediğimiz halılar var. Artı tamamen anladım. Onlar çok daha ucuz. İşte biraz kaliteli naylon olanlar var. Onlar biraz daha ona yakın. Yani neticede 3 sınıf şey var, halı var. Yani ama yün halı dediğim gibi pahalı. Anladım efendim. Bu arada halılarımızın çeşit açısından Antep halısı, yöresel bir halı bir şey var mı satış politikanızda? Yok yani yöresel olarak yok. Markalar mı? Zaten şu anda markaların %80'i de Antep'te üretiliyor. Antep'te fabrika halıları ya. Fabrika halıları %80'i belki daha da fazlası. Sadece benim bildiğim gümüş suyu burada. Yani Trakya tarafında. Bahariye tarafta. Yani onlar bende de şu anda zaten gümüş suyu, Bahariye ve hükümdar halı ağırlıklı. Royal grubu var az bir şey, çocuk halısında bir şey. Dinar suyu var, işte kesme yoğunluklarda onlar var. Diğerleri tamamen gümüş suyu, Bahariye ve hükümdar halı. Bu arada gördüğümüz kadarıyla küçük ev aletleri de satıyorsunuz. Yani burada müşterinin talebine göre müşteri yönlendirmesine göre bulundurmaya çalışıyoruz yani. Çok güzel efendim, çok güzel. Yani eski yer züccaciye olduğu için züccaciye bulundurmayı düşündük. Fakat gördük arz talep yok. Talep olmayınca biz de arz etmeyi düşünmedik. Şu anda anladım efendim, anladım. Ama bölgeniz güzel efendim. Burası İstanbul'un en gözde yeri. Otogar, Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi. Otogar'da şu anda 200 metre mesafedeyiz. Burun burunayız. Yani anladığım kadarıyla buralar canlı, insan kaynayan bir yer yani anladığım kadarıyla. Nüfus oranı olarak Esenler yoğun bir bölge. Doğru mu efendim? Biz ölçümüne vurduğumuzda herhalde İstanbul'un en yoğun ilçelerinden birisi. Burası da Esenler'in Akçalan veyahut da TEM girişinin Esenler'e giriş ayağı. Yani ikinci derecede
iyi bir çete diyebiliriz yani, birinci derecede değil. Anladım efendim, anladım. Son olarak FSB TV'ye neler söylemek istiyorsunuz? Piyasa konusunda, ekonomi konusunda bir esnaf olarak son dileklerinizi bir anlatır mısınız efendim? Ben baştan söylediğim gibi derdimiz küçük esnafın korunması. Diğer TV'lerde ben gördüğüm kadarıyla ranta dayalı çalışıyorlar. İster istemez büyüklere hizmet ediyoruz. Benim dileğim sizlerin biraz daha bizleri gözeterek, kollayarak sağ olun, Allah razı olsun, ayağımıza kadar geldiniz. Yani bu yayının devam etmesini, biraz daha gelişerek, biraz daha güzelleşerek devam etmesini diliyorum ve niyaz ediyorum Cenab-ı Hak. Allah razı olsun efendim. Evet, şu anda FSM TV ve Radyo FSM reklam ajansı olarak İstanbul Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde Motif Halı'da İsmet Bey ile yapmış olduğumuz Ekonomi Dünyası programımızla ilgili röportajımız burada sona erdi. Eğer ki müsait olursa inşallah canlı yayınımıza, yani Ekonomi Dünyası programımıza da misafirimiz olarak, konuğumuz olarak, bir esnaf olarak inşallah katılacak. Ki şayet katılamazsa Allah razı olsun diyoruz yine de. Yayınımız burada sona eriyor efendim. Rabbimize emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Thank you.
aziz şehitlerimiz, aziz şehitlerimiz, aziz şehitlerimiz, mekanlarınız cennet olsun, mekanlarınız cennet olsun inşallah. Evet, canlı yayınımız saat 2 saat 1 dakikadır devam ediyor efendim. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra yeniden canlı yayına alacağız. Ve Kayseri'den Ömer Faruk Telli cenazedeymiş. Mekanı cennet olsun, bir yakınının yanında, yani cenazeye gitmiş. İnşallah cenazeden sonra canlı yayını alacağız. Ayrıca saat 15 gibi Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bayram Karacan'ı alacağız. Çözüm süreciyle ilgili gelinen noktayı bize canlı yayında anlatacak inşallah. Şimdilik sizleri Rabbime emanet olun diyorum. Şimdilik sizleri Türkiye'mle baş başa bırakıyorum. Ve yeniden canlı yayında buluşmak üzere. Rabbime emanet olun. Hakkınızı helal edin. Kalın sağlıcakla. Dirliğimiz, birliğimiz, kardeşliğimiz yok olmasın diyoruz efendim. Mustafa Yıldız Doğan, ölürüm Türkiye'm diyoruz efendim.
çizgi efkarım. Hebelerin akışına ölürüm, Türkiye'm, ölürüm. Akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey, heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Oğuzum, Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğim ırk benim. Yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök benim. Yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek benim. Can içre canan bilmişem garim kardeş. Neredesin? Yedi koldan, 24 boydan gelmişem oradan sana. Yayından fırlayan bok, huluttan huluda atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşağı getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kabim kardeş, neredesin? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış oha. Kapıda karşılamışam civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudara ağlamışam. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Bekteginliler, yiğit yatağı Atabekler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlar aparmışam yarını. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır Kızan'ın torunlarını kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cinel'in emaneti, Şah İsmail'inle pişirmişem ham yanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam bağladığım kalısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Şura gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş. Neredesin? Ne zaman ki Türk birliğine diş vermiş düşman. Çapraz fişek silahına davranmışam. Zırnık ödün vermemişem ama sevgimden. Korkmamışam hiç. Ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam.
Şam Kafkas cephelerine. Sarıkamış harekatına katılmışım. Buz kesmiş yüreğim. Allahu Ekber dağlarında. Katiller kefensiz dönmüş oldu. Çanakkale'de etten duvar olmuşum. Göğüs göğüse çarpışmışım Allah vekili. Bir adım geçirmemişim gavur ötüye. Üst üste cansız yürümüşüm. Nasıl ki harbi cihanlarla sayıklamışım. Güçten kudretten düşmüşüm heyhat. Yeraltı kaya yağlarımı sulandırmış ağızları. Hem hal manda manda paylaşılmışım. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam. Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslanmış. Köpekler hırlamış ardından. Sahipsiz kalmışam. Kavim kardeş. Neredesin? Lord planları tayin etmiş kaderimi. Misak-ı milli sınırlar dışına çıkarılmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen, tekme tokat yerlere yatırmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin örgücüne tepe taklak basılmışam. Türkmenem demişem, Türkçe söylemişem, eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem. Gavur bağda linç edilmişim. Adalet beklemişim. İplere gerilmişim. Eşitlik yeğlemişim. Zap suyu kanatlanmış. Altın köprüle ekin gibi biçilmişim. El insaf vicdan dilemişim. Zindanlara sürülmüşüm. Çığlıklarım katlimin salası. Diri diri gömülmüşem kavimlerdir. Neredesin? Duy hele. Kimliğim değiştirilmiş. Temin olmuş Türkmen Kerkük. Hafızalardan kazılmışam. Bas bas bağırmışlar partizanca. Kim kusmuşlar yüzüm baraba. Evimden yurdumdan göçe zorlanmışam. Kollarım kırılmış omuzlarımda. İşkencelerle yoğrulmuşum. Gözlerim kan çanağı. Fincan fincan oyulmuşam. Ölmem yetmemiş kafire. İp sarmış cesedime. Sokaklarda dolaştırmışam. Cıncık gibi ortalığa saçılmış cismi bedenim. Lime lime dağılmışam kavim kardeş. Neredesin? Beterin beteri var. Biri gitmiş, ötekiler gelmiş. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam. Mavzerler çevrilmiş üzerine. Tetiklere sanmış taşlar. Merhamet beklerken zulüm bulmuşam. Büyük devletlerin büyük oyunu yok etmek. Türk'ün soyulmuş, çoraplar örülmüş, çuvallar geçirilmiş başıma. Aslan, kediye boğulmuşam. Okumak, yazmak yok. Dilim damağıma bağlanmış. Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak. Başın kaldırıp bakmak, gözün ucuyla süzmek ne cüret. Elim ayağıma dolanmış. Oturmam, yürümem, gezmem yasak. Taş kesilmişem kavim kardeş. Neredesin? Digah gel. Digel ölem digel. Adına kurban olam digel. Alnına kanım çalam digel. Bayram
göğün mavi gülü, ay yıldızım sen. Yurdum Türkmeneli, can özüm sen. Soyum sokum Türk oğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen. Oy, ben ölmüşem kavim kardeş, nerede sen?